İyi geceler sevgili seyirciler. Öteki gündemle birlikteyiz. Evren ne şekilde var oldu ve yeryüzünde hayat nasıl başladı? Asırlarca hep bu soruları sordu insanoğlu kendine. Varoluş felsefenin en büyük problemi olarak çeşitli şekillerde açıklanmaya çalışıldı düşünürler tarafından. Fakat tarih boyunca tam olarak ittifakla sonuçlanmadı bu çetin tartışmalar. İşte biz bu gece öteki gündemde hayatın sırrı denilebilecek bir konuyu tartışmaya açacağız. Düşünüyorum öyleyse varım diyordu Descartes ve biz de şimdi binlerce kez tekrarlanmış şu soruyu soruyoruz. Kainat nasıl var oldu ve biz buraya nereden geldik? Bugün bilimin maddenin ötesini sorgular hale geldiği, belki fiziğin metafiziğe yaklaştığı bir noktada duruyoruz. Peki hayat kavramını nasıl açıklayacağız? İlk insana dair elimizde hangi bilgiler var? Evrim teorisi gerçek mi? Yaşadığımız evrene dair büyük patlama teorisi bize ne anlatıyor? İşte bu gece tüm bu sorulara öteki gündemde hep beraber çok değerli konuklarımızla birlikte yanıt arayacağız. Peki kimlerle birlikteyiz? Profesör Doktor Hayri Kırbıyık, TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi Müdürü, aynı zamanda ODTÜ Fizik Bölümü emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Esra Battaloğlu, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden, Doçent Doktor Keremcan Koçak, İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümünden ve Caner Taslaman, Profesör Doktor Caner Taslaman'la birlikteyiz. Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünden çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Habertürk Öteki Gündem'e hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Sizlere de bir hatırlatmada bulunarak başlayalım. Benim Twitter adresim Cansu Canan Özgen ve nasıl başladı etiketiyle birlikte soru ve görüşlerinizi, değerli katılımlarınızı bekliyoruz. Hiç oyalanmadan, hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Gece öteki gündemde evrimi ve evreni konuşacağız. Çok değerli isimlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta evren konusunda yoğunlaşmıştık. Bu hafta ise evrimle başlayacağız. Tabii ki evreni de konuşacağız. Neyin üzerine bu tartışma çıktı? Bizim gündemimize girdi. Hemen onu da hatırlatalım. Gökbilimciler uzayda yaşamın temel taşı kabul edilen organik maddeyi bulduklarını açıkladılar. Uzayda da bulundu bu dediler. Daha sonra NASA'dan da bir açıklama geldi. Eş zamanlı olarak geldi aslında bu açıklamalar. Şimdi gökbilimciler diyor ki başka gezegenlerde de organik madde var. Evrim teorisi de bize organik maddeden bir nevi işte kompleksleşerek yaşamın, canlılığın oluştuğunu söylüyor. Esra Hocam sizinle başlayalım. Başka gezegenlerde bu organik maddenin bulunması, evrim teorisi bakımından incelersek orada da yaşamın, canlılığın başlayacağını işaret eder mi? Şöyle evrimden ziyade organik moleküller tabii ki bizi oluşturan moleküller. Dolayısıyla organik moleküllerin herhangi bir yerde görülmesi yaşamın da orada olabileceğine dair bize umut verebilir. Zaten bir tek evrende biz olmayabiliriz diye düşünceler var. Mutlaka başka yerlerde de yaşamın olduğu tartışılabilir. Mutlaka bunlar konuşulabilir. Peki evrim teorisi bizlere neyi açıklıyor? Evrim teorisine de bir giriş yapalım. Buradan devam edelim. Tabii evrim teorisinde canlıların nasıl birbirleriyle akraba olabilirler mi, olamazlar mı? Evrim teorisi bize en başından tabii belki evrime geçmeden önce bir hazırlık yapmak gerekiyor. Canlıların öncelikle çeşitliliği var. Şöyle anlatabiliriz, bu masanın etrafında oturan hepimiz insanız ama hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz. Dolayısıyla toplumlar arasında çeşitlilik var. Bu çeşitlilik de
canlılara, bütün canlılara yansıyor. Canlılar da birbirinden çok farklı. 10 milyon, 20 milyon tür olduğuna ilişkin veriler var. Ve biz bunların sadece çok azını bugüne kadar tanımlayabilmiş vaziyetteyiz. Bunun yanı sıra bu kadar çok farklı tür var, bu kadar çok farklı canlı var. Ama biz onların, bütün canlıların temel özelliklerine baktığımız zaman da bütün bu canlıların temel özellikleri de birbiriyle aynı. Neleri var ortak özellikler olarak? Hepimizin DNA'sı var, genetik materyal olarak. Kalıtım materyalimiz diyelim, DNA'mız var. Bütün hepimiz hücrelerden yapılmışız. Yani canlılar dediğimiz zaman hepimizi oluşturan temel kavram hücre. Bütün hücreler enerji harcıyorlar. Bütün hücreler bir enerji türünü diğer bir enerji türüne çeviriyorlar. Bunlar bütün canlılarda olan ortak özellikler. Peki bu kadar hepimiz madem aynı özellikleri taşıyoruz, aynı şekilde hücrelerden oluşmuşuz, hepimizin DNA'ları var, enerji kullanıyoruz, çevremize tepki gösteriyoruz. Peki o zaman bu kadar çok çeşitlilik nasıl oluyor gibi bir soru akla geliyor. Dolayısıyla evrimin de çıkış noktası bu aslında. Bu kadar farklı türün çeşitliliğini biz temelden diyelim kalıtıyoruz. Birbirimizin arasında olan farklılıklardan yola çıkarak çeşitli birbirimizden farklılaşıyoruz diyelim. Ve zaman içinde gerek çevreye uyum gösterme açısından gerek içinde bulunduğumuz ortama adapte olabilme açısından farklılaşıyoruz ve farklılaştığımız zaman da yeni türler ortaya çıkıyor diyoruz. Evrimin kısaca özeti bu. Ama evrimin olmazsa olmazı ki Darwin'in düşünemediği, daha doğrusu o zaman bilinmeyen yönleriydi evrim kuramının. Neydi bunlar? Genetik yapımız, genetik materyalimiz. Darwin genetik materyalimizin ne olduğunu bilmeden genleri ve genlerin birbirinden olan farklılıklarını, alellerini daha bilmeden farklılıkların olduğunu söyledi. Sadece gözlemlerine dayalı olarak ve daha sonra bu gözlemleriyle bir ilişki kurmaya çalıştı. Neden farklı türler, farklı adalarda farklı türler ortaya çıkıyor diye sorgularken dedi demek ki doğa bunları seçiyor. Doğa seçilim. Evet, doğal seçilim. Doğa seçiyor bu türler yaşadıkları ortamlara, yaşadıkları çevreye uyum sağlamak için, beslenebilmek için farklı adaptasyonlar gösteriyorlar. Ve bu farklı bireylerin toplumda seçilmesine neden oluyor. Tabii ki çok daha rahat av bulan varyasyon sahipleri veyahut da çok daha fazla çocuk doğurabilen kişiler ortamda hızla çoğalıyor. Daha rahat yaşadıkları için, daha rahat yemek bulabildikleri için belki bazı özelliklerinden dolayı bunlar seçiliyor ve zaman içinde toplumda çoğalıyor. Peki Kerem Hocam, şimdi evrim teorisine göre bakarsak bu organik maddenin başka gezegenlerde bulunması, siz ne dersiniz? Orada da yaşamın başlangıcı, yani milyarlarca yıl sonra o gezegenlerde de yaşam olacak mı? Tabii mümkün. Yalnız burada bir şey açıklığa kavuşturmak istiyorum. Evrim teorisi derken bazen yanlış anlaşılıyor. Şimdi evrim bir gerçek. Yani yediğimiz kirazdan tutun da işte kullandığımız antibiyotiğe kadar evrim olgusunu her zaman görüyoruz. Kanıtlanmış bir teori tabii, mi hocam? Yani, tabii ki. Ama teori içinde tartışmalar var. Yalnız yaşamın kökeni evrim kuramıyla ilgili bir tartışma değil. Yaşamın nasıl başladığı, evrim kuramı yaşam başladıktan sonra nasıl evrimleşti onu inceleyen bir kuram. Şunu artık %100 kesinlikle biliyoruz ki 3.8 milyar yıl önce yaşam dediğimiz şey canlı ortaya çıktı dünyada. Yani tek hücreli organizma
Ve neredeyse 3 milyar yıl boyunca bu tek hücreli olarak kaldı ve hepimiz aynı tek hücreli organizmadan geliyoruz. Yani bezelye tanesiyle de akrabalığımız var. Bu bir olgu, gerçek yani. Güneşin... Ben aslında bezelye de olabilir evet, miydim yani? Evet tabii ki. Yani muzla %50 genlerimiz benzeşiyor. Dünyanın güneş etrafında döndüğü kadar bir gerçek. Şimdi ama bu yaşamın nasıl başladığını açıklamıyor tabii. Yaşamın nasıl başladığı ayrı bir bilim alanı. O da çok yeni gelişmekte olan bir bilim alanı. Gerçi 1955'te işte meşhur Miller, Urey Miller deneyi vardır. Cansız maddeden amino asitlerin oluşturulması. Amino asitler DNA'mızdaki yapı taşları. Evet. Ve işte 20 birçok amino asit içinde sadece 20 amino asit buna katkıda bulunuyor. Şimdi bu amino 55 yıldır biliyoruz ki 60 yıldır biliyoruz ki dünyanın ilk başlangıç koşullarında 4,5 milyar yıl önceki koşullarda ve hatta uzay koşullarında bu amino asitler kendi kendilerine oluşabiliyorlar. Fakat henüz açıklanamayan şey ilk RNA'nın nasıl oluştuğu. Çünkü işte DNA kendini kopya etmek için RNA'yı kullanıyor. Hocamız daha iyi bilir. Belki anlatacaktır detaylarıyla. Uzun yıllar tartışma DNA mı önce geliyor, RNA mı önce geliyordu. Hatta daha da önce işte aslında yaşamın tam bir tanımını vermek çok zor. Şimdi canlıyla cansızı ayıran şey nedir? Organik moleküller her yerde var. İşte karbon, hidrojen, metan bunlar Mars'ta da var. Ama canlı yaşam, canlılık var mı? Canlılık nedir sorusuna cevap vermek gerekiyor önce. Bugün 300'den fazla canlılık tanımı var bilimsel olarak. Çünkü sadece bir hücre mi canlıdır? DNA'sı olan bir yapı mı canlıdır? Ama bazı virüsler var, DNA'ya sahip değiller. Hatta bazı moleküller var, priyonlar, deli dana hastalığına yol açıyorlar. Mesela bunlar kendilerini kopyalayabiliyor. Peki priyon canlı mıdır, cansız mıdır? Canlılığın tanımı bile tam yapılmış değil. Hatta bazı bilim insanları canlının tanımını yapmaktan vazgeçmemizi öneriyorlar. Bu tıpkı orta çağda suyun tanımını yapmaya benziyor işte. 500 yıl önce suyun tanımını yapamıyorlardı. Çünkü H2O diyoruz şimdi biz ama o yıllarda molekülü bilmiyorlardı. Suyun bile tanımını yapamıyorlardı. Şu anda da canlılığın tam tanımını yapamıyoruz. Eğer bize benzeyen canlılar yani karbon temelli canlıları arıyorsak bazı ipuçlarını görebiliyoruz. Örneğin Mars'ta ama henüz ispatlanmış değil. Birçok kuram var tabii ama bunlar evrim kuramları değil. Bunlar canlılığın nasıl başladığına ilişkin kuramlar. Henüz hiçbirisi ispatlanmadı. Canlılık başka bir gezegende başlamış olabilir. Ya da dünyada başlamış olabilir ama dünya o sıralarda büyük bombardıman altındaydı. İşte güneş sistemi ilk oluşurken. Şimdi geçtiğimiz hafta Time dergisinde şöyle bir haber vardı. Şimdi başka bir gezegende de aslında canlılık başlamış olabilir demiştiniz ya. Time dergisinde işte bilimsel bir makaleye dayandırarak şöyle söylüyor. İlk suyun oluşumu bir kuyruklu yıldızın çarpmasıyla birlikte oldu. Onun kuyruğundan geldi. Ve belki de işte uzaylıları dışarıda arıyoruz ama uzaylılar biziz. Bir meteorun içine bir bakteri sığındı. İşte yoğun şartlara rağmen ayakta kaldı. Canlılığını korudu. İşte çok sıcağa dayandı, çok soğuğa dayandı. Ve o işte meteorun içindeki bakteri, o meteorun dünyaya çarpması sonucu dünyaya geldi ve o bakteriden türemiş olabiliriz belki diyordu Time dergisi geçen haftaki makalede. Bu da mümkün. O yüzden zaten meteorlarda yaşam izi aranıyor. Daha doğrusu hani yaşam olarak tanımlanabilecek, tanımlamak çok zor ama en azından bir metabolizma oluşturabilecek işte bakteri cinsinden şeyler aranıyor. 1995'te NASA açıklama yaptı ama sonra yanlış çıktı hani meteorda bakteri bulduklarına dair. Ama en azından sol elli amino asitler bile bulsalar bu büyük bir başarı. Çünkü şu anda dünyadaki yaşam hep sol elli amino asitlerden oluşuyor. Bunlar moleküller. Sol elli demek ne uzayda demek? Belli bir konumu olan moleküller. Bunlar sağ elli şekerle birleşiyorlar. Bütün canlı yani amino asitler aslında sol ve sağ elli ama yaşamı oluşturan amino asitler yani yaşamın temel taşını oluşturan moleküller sol elli. Uzayda belli bir yapılanmaları var ki şekerle birleşebilsinler diye. Şimdi neden sol elli olduklarını bilmiyoruz. Bir açıklama belki meteorlarda ya da kuyruklu yıldızlarda
oluşmuşsa ilk yaşam, oradaki özel koşullardan sağ elliler elendi, sol elliler kaldı ve o da dünyada sol elli hayatı başlattı. Bir açıklama ya da başka bir açıklama, dünyada ilk başta sol elli ve sağ elli aminoasitler varken bir simetri kırılması oldu. Sol elliler hakim oldu ve diğer yaşam formlarını tükettiler. Ama örneğin Rosetta'da sol elli aminoasitler çoğunlukta bulunabilseydi bu önemli bir adım olacaktı. Mesela bu gibi soruları araştırıyor bilim. Ama bunlar evrim kuramıyla ilgisi yok. Evrim bir gerçek. Yani canlılık başladıktan sonra nasıl türlerin, milyonlarca türün ortak adadan nasıl geliştiğini inceleyen bir bilim dalı. Şimdi teori deyince Türkiye'de yanlış anlaşılıyor. Evet. Sanki benim teorim şu, senin teorin bu. Hani kahve ağzıyla aklına gelen her şeyi söylüyor gibi. Teori aslında doğayı açıklama biçimimiz. Bu bir gerçek yani. Evrim kanıtlanmış bir teoridir tabii, diyorsunuz. Tabii. Artık kanıtlandı. Halil Hocam, size de kısaca bir evrimin tanımını sormak istiyorum. Sonrasında alt basamaklara girmek istiyorum. İşte ilk hücrenin oluşumu, DNA, işte evrimin basamakları, bunları da konuşalım. Ama kısaca bir evrimin tanımını sizden de alabilir miyiz? Esra Hanım, ben tabii tereciye tere satmak istemem burada. Estağfurullah. Ben başka açıdan isterseniz gireyim konuya. Buyurun. Astronomi ve astrofizik açısından gireyim. Önce bu noktaya nasıl geldiğimizi kısaca özetleyeyim. Bugün evrenin oluşumunu en iyi açıklayan teori büyük patlama teorisidir. Kabul gören, evet, Big Bang. T0 anında hiçbir şey yokken, ama hiçbir şey yokken derken bir şey var demektir yine orada. Bir büyük patlamayla bu evren oluşuyor. Yani uzay ve zaman yaratılıyor. Yani bir şeyin içine yaratılmıyor. Bir şey uzay ve zaman... Bu patlamadan önce zaman da yok. Hayır. Zaman sıfırdan başlıyor. Hı. Uzay da sıfırdan başlıyor. Ve müthiş bir patlamayla evren başlıyor. Ve bugünkü kabul gören gene teoriye göre başlangıçta ani bir şişmeyle, çok büyük bir patlamayla bu uzay ve zaman yaratılıyor. Hı hı. Ondan sonra belli bir zamana kadar eksponansiyel, üssel bir genişleme oluyor. Ve hacmi 10 üzeri 25 katı kadar aniden artıyor, 10 üzeri eksi 32 saniyeler mertebesinde. Ondan sonra bir denge kuruluyor. Ve bu dengeden sonra artık temel parçacıklar oluşmaya başlıyor. Kerem Can Bey, Koçak Bey bilir onları. Elektron, proton, nötron, nötrino, foton gibi temel parçacıklar oluşuyor. Ve bir parçacıklar çorbası. Buradan genişleme, ani bir patlamayla genişleme başlıyor. İlk önce çok başlıyor. Sıcak ve çok yoğun, evet, çünkü değil mi? Evet. Ve şu anda da o genişlemenin sürdüğünü ve ivmelenerek sürdüğünü biliyoruz. Hı-hı. 1998'de yapılan bir gözlemle ivmeli bir genişlemenin var olduğunu gözlüyoruz. Şimdi esas genişleme 1929 yılında Hubble tarafından, bir hukukçu olan esas itibariyle, sonra astronomi çalışmış olan, doktora yapmış olan Hubble tarafından keşfediliyor. Evrenin genişlediği, her şey bizden uzaklaşıyor. Bunu da ışığın tayflarını kullanarak buluyor değil mi? Tabii, galaksilerin, gökadaların, diğer gökadaların bizden uzaklaştığını gözlemlerle, tayfları inceleyerek buluyorlar. Ve böylece büyük patlamanın sonucunda ancak bunlar açıklanabiliyor o noktadan sonra. Bu güçleniyor ne zaman? Daha da güçleniyor. 64'te 3 derecelik bir enerji evrende keşfediliyor. Evrenin her yerine yayılmış 3 derecelik, Kelvin derecelik bir enerjiden bahsediyoruz. Bu 40'larda biliniyordu ama tam adı konmamıştı, evrensel adı. 64'te iki mühendis mikrodalgaların telefonlarda, iletişimde kullanılmasını araştırırken Amerika'da tesadüfen bu radyasyonu keşfediyorlar ve bunun da evrenin 300 bin yıl yaşındayken yaydığı enerji olduğunu hesap ediyorlar. Ve böylece 64'teki yapılan keşifle evrenin 300 bin yıl önceki
haline gitmiş oluyoruz. Yani aslında büyük patlamanın kanıtını bulmuş oluyorlar. Aynen öyle. O keşifle deyip bilmiyorum. Araya gitmem gerekiyor çünkü. Kısa bir ara verelim. Tamam. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada bir hatırlatma da bulunmak istiyorum. Nasıl başladı etiketiyle soru ve görüşlerinizi bekliyorum. Çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız, sizleri de bekleriz. Evet, kısa bir aranın ardından öteki gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz bu gece evreni ve evrimi konuşuyoruz. Çok değerli konuklarımızla birlikteyiz. Araya gitmeden önce Can Hocam size söz verecektim. Sizinle devam edeceğiz. Evrim teorisi diyor ki tek hücreden bütün canlıların değişerek oluştuğu. Ben size şunu sormak istiyorum. Bir din felsefecisi olarak bu teori tek tanrılı dinleri ve İslam dinini etkiler mi? Evvela güzel bir konu seçtiğiniz için teşekkür ederim. Bu konunun da ben tabii çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Biz teşekkür ederiz. Kısa cevabım etkilemez. Ama bu tabii ki kısa cevapla geçiştirilecek bir soru değil. Buna daha da uzun cevap vermek lazım. Öncelikle şunu söylemek lazım. Evrim teorisi gerçekten çok geniş bir teori. Fizikle de ilgili, işte biyolojik yapıların ortaya çıkmasını konu fizikle alakalı bir konu. Diğer taraftan biyolojinin içinde bakıyorsunuz, embriyoloji, genetik gibi birçok ayrı alanla ilgili. Diğer taraftan felsefenin içinde bilim felsefesi, din felsefesi, biyoloji felsefesi, hatta ahlak felsefesi gibi alanlarla ilgili. Jeolojiyle ilgili. Daha birçok alanla ilgili. Hatta hiç ummadığınız bir alanla, iktisat alanıyla ilgili. Darwin, Malthus'un iktisat teorisinden esinlenerek teorisinin ilk şeklini ortaya koymuştur. Böyle çok geniş alanla ilgili bir teori. Ve de bilimde oldukça yaygın olarak öğretilen, edilen, biyolojinin birçok alanında bağlantı olarak dersi verilen bir teori. Din de birçok insanın kültüründe etkili. Şimdi bilim açısından bu kadar etkili bir teoriyle ve insanların oluşum ve diğerle ilgili bir şey söyleyen teoriyle dinlerin uzlaşıp uzlaşmadığı ve genelde de bilim-din ilişkisi önemli bir başlık. Ben master, doktora, doçentlik, profesörlük hepsinde bilim-din ilişkisini çalıştım yurt dışındakilerde. Yani kuantum, Big Bang diğerlerinde çalıştım ama evrim teorisine doktora tezimde çalıştım bilim-dinle ilişkisini. Çok rahatlıkla söyleyebilirim ki evrim teorisi üzerine çıkan tartışma kadar hiçbir konuda tartışma çıkmıyor. Ondan bu konu bilim-din felsefe ilişkisi açısından özellikle önemli. Şimdi bana göre iki tane büyük hata yapılıyor. Birinci hata din adına yapılan bir hata. Birçok Müslümanlar da bunu yapıyor, Hristiyanlar da, ama İslam adına özellikle de konuşabilirim. Evrime inananlar ateisttir şeklinde bir bastırmayla evrim teorisini inceleyen biyologları diğerlerini adeta taciz ediyorlar. Onların rahat bilim yapmasına da olanak vermiyorlar. Onları bir zor durumda bırakıyorlar. Bu teoriye inanan ateist olmak zorundaymış gibi bir hava oluşturuyorlar. Böylece birçok insanın, yani bilim öğrenirken kendini tedirgin hissetmesini, gereksiz bir gerilime girmesine sebebiyet veriyorlar. Hocam peki şurada araya gireyim. Şimdi bu teori yaratılışı da açıklamak gibi bir iddiaydı içinde barındırdığından dolayı acaba materyalistler ve dindarlar arasında ideolojik bir boyut kazanmış olabilir mi? Kazanıyor. İşte onlara geliyorum yavaş yavaş, onları da anlatacağım. Şimdi birisi din adına böyle bir yanlış şey var. İkincisi bilim adına yapılan yanlış da birçok bilim adamı da evrim teorisine inanıyorsan ateist olmak zorundasın gibi, Richard Dawkins gibi. Bu teoriyi, evrim teorisini bilim adına yani ateizmler adına araçsallaştırıp insanlar ateist yapmak için bu teoriyi kullanmaya çalışıyorlar. Birisi din adına yapılan zulümse bu da bilim adına yapılan bir zulüm ikincisi. Oysa biz tarihte baktığımızda bugünkü evrim teorisinin kurucularından biri, ki hocam söyledi, modern genetiğin ile evrim teorisinin birleşimi bugün evrim teorisi diye anlatılır. Neo-Darwinizm dediğimiz şey anlatılır. Bunun kurucularından biri Dobzhansky. Dobzhansky'nin kendisi dini inancıyla, Allah'a inancıyla evrim teorisi arasında bir zıtlık olmadığını söylüyor. Veya Human Genome Project'in başındaki kimse Francis Collins'ti, o da bunda bir sorun olmadığını söylemiş. Veya günümüzün yaşayan en önemli paleontologlarından biri Simon Conway Morris, yani birebir de ben birçok defa kendisiyle sohbet ettim. O da kendi dinsel inancıyla, yani Tanrı inancıyla evrim teorisi arasında bir sorun olmadığını söylüyor. Buna karşılık mutlaka tabii ki ateiste evrimciler var, Tanrı'ya inanan evrimciler de var. Yani o zaman bir evrim teorisine inanan eşittir ateisttir şeklinde bir yaklaşım hatalı. Yaratılış da niye çelişmez?
Şimdi şunu düşünün. İslam açısından olan şey, bu tabi Hristiyanlıkla Yahudilik açısından da geçerlidir. Yani Müslümanlar, Adem'le Havva'yı veyahut da ilk kedi türünü, ilk inek türünü Allah'ın yarattığını düşünmezler sadece. Müslümanlar bütün insanları, bütün kedileri, bütün inekleri Allah'ın yarattığını yaparlar. Allah bütün sürecin tanrısıdır. Süreç kelimesinin altını çiziyorum. En çok insanları yanıltan kelimelerden biri bu. Dikkat edin, süreç kelimesi burada çok önemli. Şimdi her birimizin annesi babası bir araya geliyor. Annesi bizi 9 ay taşıyor. Ondan sonra emziriyor. Dikkat edin, arada böyle bir süreç olmasını Allah'ın yaratışıyla çelişkili bir şey olarak görmüyoruz. Kutsal metinlere bakalım. Eski ayet, yeni ayet için olduğu gibi Kur'an için de aynısı geçerlidir. Kur'an'a göre yağmuru da Allah yağdırır. Tohumu da Allah biktirir. Yağmuru o dönemdeki insanlar da bulutların akışıyla geldiğini biliyorlar. Tohumu sulamazsanız tohumun bitki vermediğini görüyorlar. Fakat nedir? Zaten o bütün sürecinde tanrısı Allah olduğu için bunun süreç sonucunda gerçekleşmesini Allah'ın yaratmasına aykırı bir şey olarak görmüyorlar ve hiçbir Müslüman da görmemiştir. Bu şeye benziyor hatta. Yani bir ressam varken diyelim ki bu resmi ben yaptım der. Yani resmi ben yaptım demesi, orada boyalar sürülmedi, boyalar bir fabrikada ilan edilmedi, ben fırçaya bastırmadım, oraya sürmedim, böyle arada süreçler olmadığı anlamına gelmez. Ama o süreçlerdir zaten bende der. Üstelik hiçbir ressam boyanın yaratıcısı değildir, fırçanın yaratıcısı değildir, tuvalin yaratıcısı değildir. Ona rağmen her ressam aradaki diğer şeyleri tuvali başka bir üretmiştir, boyayı başka bir üretmiştir. Ama Allah açısından alırsak zaten süreçleri ve süreçlerin ham maddesinin yaratıcısı Allah olduğu iddiası olduğu için doğrudan ben insanı yaptım demesi anlaşılırdır. Kur'an'ın hiçbir yerinde canlıların nasıl yaratıldığı, mekanizmasının ne olduğu ile ilgili bir detay yok. Bakın Twitter önümüzde duruyor. Kur'an'ı yanıma almadım bugün ama fark etmez. İsteyen istediği ayeti söylesin. Ben diyorum ki Kur'an'da iddialı bir şekilde söylüyorum. Tek bir ayetle bile evrim teorisinin çelişmediği iddiasındayım. Varsa şu ayetle çelişiyor diyen buyursunlar söylesinler. Ben buradayım. Hepsinin de cevabını teker teker vermek için hazırım. Ama tarih içinde sorunlar nereden çıkmış? Yani o zaman evrim teorisiyle bu sorun. Birincisi bu süreçle Allah'ın yarattığı fikrin anlaşılmamasından kaynaklanıyor. Ve çok ünlü bir dinler tarihçisi Karen Armstrong. Karen Armstrong bir Hristiyan dinler tarihçisi. Kendi söylediği şeylerden biri de şu. Müslümanlar tarih boyunca da evrim görüşüyle bir sorunları yoktu. Fakat Amerika'daki özellikle ve Hristiyan dünyadaki bu konuyla ilgili sorunlardan sonra evrim teorisiyle bu sorununu da kendileri ithal ettiler. Peki bu Hristiyan dünyanın içindeki sorunlar nereden geliyordu deyince burada 5-6 tane maddeyi hızlı hızlı geçmem lazım iyi anlaşılması için. Mesela evrim teorisinin dışında jeoloji alanından gelen bir sorun vardı. Çok çok önemli bir sorun o dönemdi. 17. yüzyılda Usher, bir Hristiyan, Protestan rahip, bir takvim yapıyor. Dünyada milattan önce 4004 yılında hatırladığım kadarıyla 23 Ekim saat 9 diye de sonra buluyorlar. Yani böyle garip bir şekilde dünyanın oluştuğunu söylüyor. Bu o kadar egemen oluyor ki 17. yüzyılda İncil'lerin kenarına yazılıyor. Zaten bir Yahudi takvimi de var aşağı yukarı 6-7 bin yıllık. Şimdi evrim teorisinin ilk başta gerektirdiği unsurlardan birinin evrenin yaşının beklenenden çok daha uzun olması gerektiği anlaşıldı. Bugünkü gibi dünyanın 4,5 milyar yaşında olduğu bilinmiyordu. Ama evrim teorisi için yine en azından milyonlarca yıl gerektiği anlaşılmıştı. Sonradan bu daha da ileriye götürüldü bu tarihler. Şimdi Usher'in kronolojisini doğru kabul eden insanlara göre bu evrim teorisi bir anda kabul edilemezdi. Ama bence Hristiyanlığın içinde de bu yok. Yani eski ayeti bilen biriyim. Eski ayetten de çıkmıyor yaş. Yani o Usher'in kendi çıkarması. Orada yaptığı hataların nereden olduğunu gösteririm ama konumuz o değil. Ha, İslam'ın içinde zaten böyle bir takvim yok. Böyle bir 6000 yıl, 7000 yıl iddiası yok. Yani bu bir kere çok çok önemli bir madde. İkincisi çok önemli unsurlardan biri şuydu biyolojide. O döneme geldiğimizde 18. yüzyılda hakim biyolojik görüş Linnaeus'un taksonomisi. Canlı sınıflaması, hani bugün tür ve cinse göre homo sapiens falan şeklinde canlıları anarız ya, bunlar özellikle Linnaeus'tan bize mirastır. Ve aslında bu Linnaeus'tan bize gelen miras, canlıların her birinin hiyerarşik bir sırada olduğu şeklinde bir görüştür. Aslında bu Aristoteles'ten biri gelen büyük Great Chain of Being görüşü dediğimiz, yani büyük varlık zinciri şeklinde bir görüştür. Bu görüşe göre
canlılarda bütün varlıklar bir ontolojik sıraya, varlık skalasında bir hiyerarşik sıra içinde her birinin bir yeri vardır ve orada dururlar. Bu görüş evrim teorisine en zıt görüşlerden biridir ve evrim teorisine bir yandan yol açan görüştür. Zıt olma nedeni şu, canlıların hepsinin hiyerarşik merdivenleri doluysa evrimleşen bir canlının merdivenlerde dolduracağı yer yoktur. Fakat diğer taraftan ironik bir şekilde evrime de yol açabilir. Niye? Çünkü o zaman siz o sıraya baktığınızda bu sıranın aslında başına bir yani başından veyahut da sonuna bu sıranın birbirinden oluştuğu şeklinde ayrı bir modele de gidebilirsiniz bu sırada. Ha şimdi evrim teorisine karşı dirençlerin önemli bir unsuru da bu dünyanın yaşının yanında Linnaeus'tan gelen görüştü. Şimdi tabii burada birçok kimsenin merak ettiği görüş var. Ben onu da anlatayım. Bunlar çünkü aslında her bir madde çok açıklanabilir. Şimdi Linnaeus'ta türlerin sabitliği görüşü var buradan gelen. Yani varlık merdivenleri hiyerarşik dolu ve türler sabit. Şimdi dinin özüne baktığımızda İslamiyet'te türlerin sabitliği diye bir görüş hiçbir yerde yok. Yani türlerin sabitliğini kim çıkartıyor? Hatta Cağız'a gidelim. Çok ünlü yani kendi döneminin İslam tarihinde ve dünyada da kendi yaşadığı dönemde en ünlü biyologlarından biridir. O dönemden, Darwin'den çok önce türlerin değiştiğiyle ilgili ifadeleri vardır. Hı hı. Yani İslam açısından hiçbir zaman türlerin değişikliği sorun değil. Çok dolaylı şekilde Araf suresi 69. ayette Nuh'tan sonra insanların gelişimi arttı şeklinde ifade var. Hatta oradan bir ima bile olduğunu, hani insan türünün içinde bile bir değişiklik olduğuna ilgili Kur'an'dan ima bile getirebilirsin. Ama ben neyse Kur'an'dan evrim teorisinin çıktığını da iddia eden birisi değilim. Sadece Kur'an'la çelişmediğini iddia ediyorum. Aradaki bu farka da dikkat edelim. Şimdi bir teorinin şunu yakalamak lazım. Evet. Dinle çelişmesi için şöyle bir şey lazım. Dinin içinde ya bilimle ilgili bir görüş olması lazım veya o teorinin içinde felsefi bir doktrinin o teoriyle beraber birleştirilmesi lazım. Ha, dinin içinden mesela şöyle bir görüş olsa dinin kendisi dese ki dünyanın yaşı 6000 apaçık bilimle çelişir. Ha, dinin mesela bilimle ilgili iddiaları var. Mesela Kur'an'da evrenin sonunun geleceği iddia ediliyor. Bu evrenin sonu gelmeyecek diye birisi gösterebilirse. Güzel yani. Dinle çelişen bir şey göstermiş olabilir. Ama canlıların nasıl oluştuğu şeklinde bir şey yok. O açıdan çelişen bir şey yok. Bunu birçok insan anlamıyor. Burada şöyle bir örnek veriyorum ben anlaşılması için. Mesela Kur'an'da Hazreti Meryem geçiyor. Şimdi mesela birisi de kese ki... Soru da gelmiş size evet, Twitter'dan onu da soracağım. Onları, biraz sonra. Hazreti Meryem'in birisi dese ki 3 teyzesi var. Birisi 5 teyzesi var. Birisi dese ki 6 teyzesi var. Şimdi bunların hangisi Kur'an'la çelişir? Hiçbiri çelişmez. Niye hiçbiri çelişmez? Çünkü Kur'an'da Hazreti Meryem'in teyzesi diye bir başlık yoktur. Dikkat edin burada. Birçok yanlış görüş de Kur'an'la çelişmez. Çünkü bir şeyin Kur'an'la çelişmesi için onunla ilgili bir ifade bulmanız lazım. İfade ve yoksa... o bulduğunuz ifadenin de başka türlü yoruma müsait olmaması lazım. Yani tek yorumun sizin dediğiniz gibi olması lazım. Ha, aynı şekilde canlılar şöyle oluştu şeklinde, ilk insan şöyle oluştu şeklinde Kur'an'da bir ifade olmadığı için çelişmez. Dikkat edin. Yani birçok kimse ben Kur'an'la çelişmez deyince Kur'an'dan evri teorisi anlatılıyor diyorum zannediyor. Öyle bir iddiam yok. Kur'an'da canlıların nasıl olduğunun detayı yok. Sürecin arkasında Allah'ın olduğu. Peki hocam şimdi evet, canlının nasıl olduğuna dair bir detay yok dediğin zaman Nisa suresi 1. ayet. Rabbiniz sizi tek bir nefisten ondan da eşini yaratandır. Havva Adem'den mi evrimleşti o zaman? Hayır, şimdi oradaki tek bir nefisten geçen nefsi vahide ifadesi. Tek bir nefisten yaratıldı Kur'an'da ifadesi. İnsanlar tek bir türden yaratıldıdır. Ve bu geçen ifade yani bütün insanlar için geçiyor. Siz tek bir nefisten yaratıldınız. Yani siz tek bir tür olarak yaratıldınız. Yani mesela insanın eşi de gidip bambaşka bir canlı türü değil. O da insan. Mesela peygamber gönderildi ifadesi Kur'an'da geçerken size nefislerinizden peygamberler gönderiyor diyor. O tabii ki yanlış saptırılmış ayetlerden biri. Yani Havva'nın Adem'den yaratıldığı şeklinde bir şey Kur'an'da geçmiyor. Bu İsrailiyatla beraber ki İsrailiyat yani Yahudi kıssa ve inançlarının İslamiyet'e girmesiyle anlatılmasıyla girmiş bir şeydir. Yani Kur'an'ın hiçbir yerinde bir kere Havva ifadesi de yok Kur'an'da. Böyle bir ifade de yok. Yani Havva'nın Adem'den yaratıldığı da yok, Havva ifadesi de yok. O zaman işte evet, Kur'an'ın yanlış anlaşılan bazı tabii, mevzuları ile ayrı bir insanlar, program yaparız. Bunları insanlar, konuşuruz. İnsanlar tabii kendi kafasında bir görüş varken onu da belli bir şekilde yorumlayarak dinin içine yamamaya çalışabiliyorlar. Ben bir araya girebilir miyim? Evet, buyurun hocam burada? Lütfen. Şimdi hep varoluştan bahsediyoruz. Ben gene kendi açımızdan bakmak istiyorum. İnsanlar, canlılar bu dünyada olsun, başka dünya, güneş sistemini ele alırsak,
kozmik küllerden oluşmuştur. Tabii. Bütün canlılar. Şimdi evrendeki evrimin evrime baktığınız zaman güneş sisteminin olduğu yerde daha önce başka bir yıldız var idi. Ve bu yıldız patladı. Bu patlama sonucunda içindeki bütün yanmış elementleri ta büyük patlama, demin bahsettiğim büyük patlamadan beri içinde yıldızın içinde oluştuğu günden beri olan atom parçacıkları, elementler hepsi buraya yayıldı bulunduğu yere. Ve hidrojen, helyum, demir, altın, uranyum tüm elementler yıldızın içinde oluştu. Bu patlayınca bütün bu elementler buraya yayıldı ve bundan ikinci kuşak yıldız, yani bizim güneşimiz oldu. Şimdi biz ikinci kuşak bir yıldızın sonuçlarıyız. Kozmik küllerden oluşmak o. Biz bünyemizde demir taşıyorsak o yıldızdan gelen demir. Dünyada kömür varsa, karbon var ise, helyum var ise güneşte veya diğer gezegenlerde o elementler var ise bunların hepsi bir önceki güneşin, bir önceki yıldızın içinde oluşmuş elementlerdir. Şimdi, ve gezegenler de bu gazlardan, o birinci kuşağın artıklarından oluşmuştur. Ve böylece güneş sistemi içinde var olan, sadece dünyada var olduğunu bildiğimiz şu anda yaşam, her türlü yaşam bu kozmik küllerin sonucudur. Bu astronomik evrimdir. Evet. Şimdi ben şunu da sormak istiyorum. Ben onu işaret etmek istedim. Ona da parantez açtınız, bunu da açıkladınız, iyi oldu. Şimdi şunu sormak istiyorum. Evrim teorisinin 3 ayağı var değil mi? Tesadüf, mutasyon ve doğal seleksiyon olması gerekiyor. Şimdi ben tesadüf ve mutasyonu ele almak istiyorum. Hani ilk olarak böyle ilk hücrenin oluşumundan başlamak istiyorum. Hani kanıtlanmış da bir teori ya hocam. Bunun matematiksel oranları, modellemeleri, olasılık hesapları neye tekabül ediyor? Bunu da sormak istiyorum. Evet. Şöyle söyleyeyim, ben tabii moleküler genetikçiyim. Dolayısıyla moleküler genetik yaklaşımları daha yakından takip edebiliyorum. Şöyle bir şey var, biz moleküler genetikte DNA dizilerini inceliyoruz. DNA'yı da konuşacağız. Evet, yani DNA'yı çok kısaca deriz, adenin, timin, sitozin, guanin bazılarından oluşmuş nükleotitlerden oluşmuştur diyebiliriz. Bu 4 harfimiz var diyelim. Bunların DNA üzerinde belirli bir bölgede dizilimini tek tek inceleyebiliyoruz. Her canlıda inceliyoruz, biz de inceliyoruz ve oradan bazı sonuçlar elde ediyoruz. Örneğin belirli bir gene odaklanıyoruz. Ve o genin türler arasında, farklı türler arasında o dizisinin ne kadar korunmuş olduğuna bakıyoruz. Eğer diyoruz korunmuşsa türler arasında, dizilim aynıysa, üstelik de o dizinin kodladığı proteinin üzerindeki amino asit dizisi de türler arasında, örneğin farede, insanda, meyve sineğinde aynıysa, o zaman diyoruz ki bu çok korunmuş bir gen. O zaman bu gen çok da önemli bir gen. Belki de gelişim sürecini etkileyen bir gen organizmanın diyoruz. Ne kadar az korunmuşsa da türler diyoruz birbirinden o kadar ayrışmışlar diyoruz. Dolayısıyla biz önce genlere bakıyoruz, onların dizilimine bakıyoruz, nükleotit dizilerine bakıyoruz. Ne kadar eşlerse diyoruz ki tamam, bunlar şu kadar eştir, bu kadar eştir veya birbirlerinden bu kadar uzaktır. Nükleotit dizisinde ne kadar çok farklılık varsa... Tabii bunları tür sınıflandırması için yapıyorsunuz. Hayır, tür sınıflandırması için yapmıyoruz. Genlerin birbirine olan uzaklıklarına bakıyoruz. Akabalık farklı işte. Türler arasında genlerin birbirlerinden olan uzaklıklarına bakıyoruz. Çok uzaksalar birbirlerinden, daha doğrusu nükleotit dizileri çok farklıysa birbirlerinden, aynı gen ama değişik türlerde. Eğer çok farklılıklar varsa diyoruz ki bu iki tür birbirinden daha uzak. Ama bunu demek o kadar kolay bir şey değil. Dolayısıyla bunu birçok gen için tekrarlıyoruz. Birçok gen için tekrarlandığı halde birçok tür içinde tekrarlanıyor.
Ve bütün bu analizlerin sonuçları birleştiriliyor, istatistiksel analizler yapılıyor. Demin Caner Bey de belirtti, artık biyoloji, moleküler genetik bunlar tek başına bilimler değil. İşte içinde matematikçilerle de birlikte çalışılıyor. Hatta yeni bir bilim dalı ilerledi bu yüzden, bioinformatik dediğimiz bir bilim dalımız var. Bütün bu dizilerin birbirleriyle olan akrabalığını inceleyerek türlerin birbirlerinden ne zaman farklılaştığını belirlemeye çalışıyoruz. Demin çok güzel söylediniz aslında, evrim teorisinin en büyük, ben de bir kere galiba söyledim, mutasyonlar olmazsa evrim de olmaz. Yani mutasyonlar... Mutasyon meselesini sormak istiyorum. Çünkü mutasyon konusunda hepimizin bildiği bir şey var. Bozulma olarak biliriz ama bunu derinlemesine inceleyelim. Ama Kerem Hocam size de sormak istiyorum. Bu organizmaların oluşması bir tesadüfle mi başladı size göre? Yani bunun modellemeleri yapıldı mı? Matematiksel olarak hesapları yapıldı mı? Hayır, henüz yapılmadı. Tesadüf yani, evrimin neresinde ya da evrim teorisinin? Şimdi tekrar hatırlatayım. Şimdi evrim teorisi canlılık başladıktan sonraki bir kuram. Canlılığın nasıl oluştuğu direkt olarak evrim teorisiyle ilgili bir kuram değil. Ama şimdi o şöyle bir açıklaması da yok mu evrim teorisinin? İki tane bakteri vardı. Bu bakterinin işte birleşmesi sonucu insanlığın, canlılığın temel taşı kabul edilen, canlılık veren bir organizma da oluştu. O ayrı, o yok, çekirdekli yok, o hücrenin çıkmasıyla. Ama alakalı. Yani sorun değil, bunu da konuşabilirsin. Tabii. Bu konuda çok çalışmalar var. Dediğim gibi 1955'ten beri ilk canlı hücrenin diyelim, yani canlılığı tanımlaması çok zor ama nasıl ortaya çıktığına dair çok tartışmalar var. En son gelinen noktada, şimdi belki hocamız daha ayrıntılarıyla anlatacak. Yani hücrenin içinde çekirdekte kromozomlar vardır, onların içinde işte DNA dizilimleri vardır. Bu dört nükleotitten oluşan dört harfli bir alfabe gibi. DNA kendini kopyalar. Yani belki de canlılığın... Adeninin karşısında timin, evet, dizilir, guaninin karşısında sitozin dizilir. Canlılığın tanımlarından birisi de kendini kopyalamaktır. İşte şu bardağı canlı değil diyoruz. Niye kendini kopyalayamıyor? Aha. Bir tanımlarından biri tabii, yani tek başına yetersiz. Çünkü kristal yapılar da kendini kopyalayabiliyor. Yani belli koşullarda kendi kendine kristal yapılar kopyalıyor. Ama kristal canlı değil. Şimdi kopyalama şart. Bu kopyalama için de RNA dediğimiz tek zincir kullanıyor. Bu DNA çift sarmal. O şeyler, nükleotitler böyle sarmal şeklinde, fermuar gibi. Hı hı. DNA ise tek bir zincir. DNA'nın kendini kopyalaması için RNA gerekiyor. Fakat mesela retrovirüslerde DNA yok. Bunlarda sadece RNA var, değil mi hocam? Bunlar kendilerini başka bir hücrenin içine girip kopyalıyorlar. Hı. Şimdi o yüzden de virüsler canlı mı cansız mı diye tartışılır. Şimdi son yapılan en çok olası senaryoda ribozom diye bir enzim var. Bu ribozomun RNA'yı ilk ortaya çıkardığını, sonra RNA'nın DNA'yı ortaya çıkardığını ortaya üzerinde en çok uzlaşılan senaryo bu. Şimdi diğer moleküller, amino asitler olsun, lipitler olsun, yağ, hatta hücre zarı olsun kendi kendine oluşabiliyor. Bu sadece tesadüf değil. Hani hep şöyle derler, işte bir takım demir parçalarını bir araya getirip sallarsanız jumbo jet ortaya çıkar mı? Öyle değil tabii ki. Ortada fizik yasaları var bir. Ondan sonra çok uzun bir süreç var, milyonlarca yıl var bunların ortaya çıkması için. Zorunlulukla fizik yasaların bir ortaklaşması. Yani bu bir senaryo ama hiç kimse 4 milyar yıl geriye gidip de nasıl olduğunu göremeyeceği için kesin bir şey söyleyemiyoruz. Ama laboratuvarlarda yapay RNA üretiliyor mesela, yapay DNA üretiliyor. Ama bu yine de bizim DNA'mızın bu şekilde üretildiğini ispatlamıyor tabii ki. İşin bu noktası hala bir senaryo olarak kalıyor ve öyle de kalacak. Aslında her bilim bir metafizik üstüne kurulur. Az önce o zaman burada açıklanamayan bazı meseleler tabii mi oluyor? Şimdi bilim her şeyi açıklamaz. Ona dikkat et. Ama mesela ben bir şeye değinebilir miyim? Şu büyük tesadüfler dediniz. Geleceğim bir saniye. Şeyi söyleyeyim de büyük patlama ile ilgili bir yanlış da yani yanlış anlaşılan bir şeyi de düzeltmek istiyorum. Yani bu konuyla şöyle bağlantılı.
Şimdi her fizik bir metafizik üstüne kurulur. Yani mesela Galileo aristofiziğini, 2000 yıllık aristofiziğini yıkarken bir varsayımı vardı. Aristo diyordu ki asıl olan durağanlıktır. O yüzden de 2000 yıl boyunca hareketin nasıl oluştuğunu açıklayamadılar. Yani bir taş neden gidiyor? Bir taşın gitmesi için bir şeyin itmesi lazım. Şimdi Galileo bunu çürüttü, 2000 yıllık aristofiziğini. Nasıl çürüttü? Asıl olan harekettir diyerek. Yani taş gider, onu durdurmak için bir kuvvet gerekir. Ama tabii bu bir metafizik, yani bir metafizik temel üstüne. Ama bunu kabul edersek ondan sonra peşinden Newton yasaları geliyor, Einstein yasaları geliyor. Şimdi bizim metafiziğimiz büyük patlama. Büyük patlama öncesinde ne olduğunu bilmiyoruz. Ama büyük patlama kuramı şunu söylemiyor. İşte evren tamamen hiçlikten çıktı. Büyük patlama öncesinde hiçbir şey yoktu demiyor büyük patlama kuramı. Büyük patlama kuramı galaksilerin birbirinden uzaklaştığını söylüyor. Birbirinden uzaklaşıyorsa 13.8 milyar yıl önce bunlar bir noktadaydı. Büyük patlama kuramının söylediği bu. Ama o noktada T eşittir sıfır zamanında ne olduğunu söyleyen bir kuram değil büyük patlama kuramı. Orası bizim metafizik sınırımız işte. O yüzden canlı, yani canlılığın nasıl başladığı da şu anda bizim metafizik sınırımız. Ama bilim her zaman bu sınırı genişletir. Mesela Newton zamanında bizim metafizik sınırlarımız Güneş Sistemi ile sınırlıydı. Hubble'dan önce Samanyolu galaksimiz de sınırlıydı ve bütün evrenin Samanyolu galaksisinden oluştuğunu düşünüyordu insanlar, Einstein de dahil. Halbuki şu anda biliyoruz ki... Hocam bizi... şimdi neticeye baktığımızda kompleks yapılar görüyoruz. Bunların temelinde en başa gidersek bir tesadüf mü görüyoruz biz? Aslında bunu sormaya çalışıyorum. Bir şey buyurun. Söyleyebilir miyim? Şimdi o zaman o ne yapalım biliyor musunuz? Dediniz. Araya çıkalım çünkü yönetmen arkadaşım yine bu konuda çok ısrarcı. Çok, hemen çok küçük bir şey benim söyleyeceğim. Tesadüf mü rastlantı mı? Nötronun protonu oranı evren 10^-4 yaşlarındayken saniyeden bahsediyorum. 0.10'da 2'dir. Ve bütün bu alem o oranla kurulmuştur. Bunu belirtmek istiyorum. Bir oran var diyorsunuz evrenin tesadüf başlangıcında. Tesadüf rastlantı mı diyorsunuz? Tesadüf ben rastlantı mı? O zaman etmek istiyorum. Bu tartışmaya kaldığımız tamam. Yerden devam edelim. Ama öncesinde kısa bir ara verelim. Sizlerin de soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Nasıl başladı etiketiyle birlikte? Aranın ardından evrenin oluşumu, canlılığın oluşumu, hücrenin oluşumu, tesadüf müydü değil miydi? Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Haberin ardından öteki gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerin de soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Nasıl başladı etiketiyle birlikte biz bu gece öteki gündemde evreni ve evrimi konuşuyoruz. Çok değerli konuklarımızla birlikte. Televizyonu yeni açan izleyicilerimiz olabilir. Konuklarımızı tekrar takdim etmek isterim. Halil Kırbıyık, Profesör Doktor Halil Kırbıyık, TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi Müdürü, aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü emekli öğretim üyesi, Profesör Doktor Esra Battaloğlu, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Doçent Doktor Kerem Can Koçak, İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü ve Profesör Doktor Caner Taslaman, Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünden bizlerle birlikte bu gece evrim ve evreni konuşmak hususunda bizlere çok değerli katkılarını sunuyorlar. Araya gitmeden önce şunu konuşmuştuk. Kerem Hoca ile birlikte evrenin yaratılışı tesadüf mü değil mi diyorduk. Siz bazı bilgiler aktarıyordunuz. Ben sizi bölmek durumunda kalmıştım. Lütfen buyurunuz, devam şimdi, ediniz. Bir önceki noktaya yorum getirdi Kerem Hocam. Big Bang önceden var mıydı? Sıfır anından önce var mıydı? Yok muydu? O konu tabii ki fizik gördüklerini yorumlar. Biz bugünden
evrene bakarız, ne kadar geriyi görebiliriz ve açıklayabiliriz fizik yasalarına göre, biz ona bakarız. Fizikçiler ona bakar. Ve bugün 10 üzeri eksi 4, 10 üzeri eksi 5 saniye yaşına kadar evrenin açıklayabiliyoruz. Büyük patlama, Big Bang teorisiyle açıklıyoruz. Ondan öncesi konusunda Kerem Hoca'nın dediği doğrudur. Biz orayı bilmeyiz. Orayı Caner Beyler bilir. Nasıl hayal? Ben bazen derslerimde öğrencilere sorarım. Hayal edin. Şimdi öncesi belki aynıydı. Bir geçiş belki simetri. Büyük patlamanın 3 tane muhtemel sonucu gelişme yolu var. Birisi ya olduğu gibi şimdi devam edecek genişlemeye, sonsuzda duracak. Ne anlama geliyorsa sonsuz orada duracak. Veya sonsuzda da durmayacak, ila nihaya genişleyecek. İkinci muhtemel senaryo. Üçüncü muhtemel senaryo, belli bir süre genişleyecek. Eğer yeteri kadar frenleyici madde varsa evrende, biz bulabilirsek ve varsa ve biz görebilirsek, o evren durduracak, geri çekecek, başa dönecek. T0 anı dediğimiz noktaya dönecek. Yani genişleyecek. Biz hani bir patlama bekliyoruz. Belki bir kıyamet olabilir diyoruz ama öyle olmayacak. Her türlü şey tekrar kıyamet başa dönebilir. Diyebilirsin. Tekrar başa dönecek. Gene Heisenberg belirsizlik ilkesine göre büyük bir küçük bir uzayda büyük bir enerji toplayacaksınız. Tekrar büyük patlama olacak. Bu da üçüncü bir senaryodur. Böyle bir senaryo geçerli olursa eğer, öncesinde ne vardı diye sormanıza gerek yok. Madde, enerji vardı yine. Yani değişen bir şey yok. Yani öncesi metafizik olmaz o zaman. Bilinen bir şeyin varoluşunu kabul ediyorsunuz. Şimdi bunlar, ama hangisi doğrudur bu senaryolar, bunu bilmiyoruz. Tartışma, başa evet. Döneyim deminki tesadüf mü değil mi? Evrende ne olduysa bugün ne varsa gördüğümüz şu orandan meydana gelmiştir. Dediğim 10 üzeri eksi 4 saniyelik yaşlarındayken evren, evrendeki bugün atomları oluşturan nötron, protonlar vardır. Esasını oluşturan. Ve bunların oranı 0,10'da 2 ile sabitlenmiştir. Ve bütün elementler bu oran dahilinde oluşmuştur bugün evrende. İşte bu tesadüf müdür? Rastlantı mıdır? Fizik yasalarının getirdiği bir şey midir? Orayı ben sizlere şimdi bırakıyorum. Bu konu üstünde bir şeyler söylemek istiyorum. Lütfen. Tabii ki kesin olarak bilmiyoruz şu anda ne olduğunu. Bizim sınırımız orası, ama bu demektir ki hiç onun üstüne çalışmıyoruz değil. Birçok fizikçi ve çok iyi fizikçiler büyük patlama öncesinde ne olduğu konusunda kafa yoruyorlar ve günümüzde var olan kuramlarla uyum içinde bir takım başka kuramlar üretiyorlar. Şimdi fizikte iki tür kuram var. Bir, ispatlanmış kuramlar. Örneğin işte Einstein'ın özel görelilik, genel görelilik kuramları gibi, kuantum kuramları gibi. Bunlar ispatlanmış kuramlar var. Bir de spekülatif kuramlar var. Ama bunlar yine de bilimsel kuram. Çünkü var olan kuramlarla çelişmiyor. Ve dolayısıyla doğrulanma ihtimalleri var. Yanlışlanma ihtimalleri de var. O yüzden bilimsel kuramlar. Örneğin Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden bir kitap çıktı. Sonsuz Evren diye. Steinhardt ve Turok isimli iki fizikçi var. Orada yok. Burada ama yok. Yıldızlar Arası Bilimi kitabı var orada. Orada da biraz bahsediyor Kip Thorne. Gösterelim. Hani Yıldızlar Arası Aynı zamanda Kerem Hoca'nın da editörlüğünü yaptığı bir kitap bu. Yıldızlar Arası Arası filminin içindeki fiziği anlatan bir kitap. Çok güzel bir kitap. Şimdi örneğin bu Turok ve Steinhardt'ın kuramına göre evren sonsuz evrende yaşıyoruz ama büyük patlama sürekli oluyor ve sonra büyük çöküşe gidiyor. Ama şu var ki bu kuram için çoklu boyutlar gerekiyor. Yani içinde yaşadığımız için 3 uzay boyutu ve 1 zaman boyutunun dışında toplam 11, yani 10 uzay 10 boyut gerekiyor. Bunlar işte sicim kuramlarından geliyor. Şimdi bu kuramlar doğruysa, ama ispatlanması çok zor günümüz teknolojilerinde. Aslında çok boyutlu zarların çarpışmasından çıkıyor büyük patlama. Ve orada o noktada tekillik yok. Bizim T0 zamanı dediğimiz noktada bir tekillik yok bu kuramlara göre. Şimdi evren derken neyi kastettiğimiz de önemli. Biz evren derken içinde yaşadığımız evreni kastediyoruz. Yani
İşte büyük patlamadan bu yana gelen evreni. Fakat başka evrenler de olabilir. Bunlar da spekülatif kuramlar. İşte diğer kitapta onları paralel anlatıyor. Evrenler çoklu gibi. Evrenler. Evet. Bu çoklu evrenler çok değişik aşamalarda karşımıza çıkıyor. Yani değişik nedenlerle. Bunu şimdi biraz sonra konuşalım mı? Tabii konuşalım. Paralel evrenle tabii, konu dağılmasın. Bir kuram daha var. Kısaca onu da alalım hocam tamam. sizden. Simolin diye bir yazar var. Lee Simolin. Bu da çok iyi bir fizikçi. Evrenin Yaşamı diye bir kitap Alfa yayınlarından çıkacak önümüzdeki hafta. Şimdi bu kitapta da kendi kuramını anlatıyor. Her kara delik bir evren oluşturuyor. Yine biraz çoklu evrenlere gidiyor. Yalnız şuna hemen vurgulayayım. Standart büyük patlama kuramına göre bir enflasyon olması gerekiyor. Az önce Halil hocamız mikrodalga ışınımından bahsetti. Hani 1964'te Big Bang'in kanıtı dedik. Big Bang'in kanıtı olabilecek bir şey. Penzias ve Wilson'ın keşfettiği. Daha sonra Nobel ödülü aldılar zaten. Şimdi o kuram için yine çoklu evrenler gerekiyor. Yani bunu da işte Linde matematiksel olarak ispatlıyor. Yani tek başına bir şişme için, enflasyon için. Çünkü bu şu anlama geliyor. Evrenin her tarafından aynı sıcaklığı alıyorsak, işte 3 Kelvin derecelik sıcaklığı alıyorsak, hani bir banyo küvetine, işte sıcak bir banyo küvetine soğuk su atarsak, bunun bütün küvete yayılması için bir süre geçmesi gerekiyor ya, 13.8 milyar yıl o süre için yeterli değil. Evrenin her tarafından aynı sıcaklığı almamız için süre yeterli değil. O yüzden çok çok eski evrenin ilk başlangıcında 10^-34 saniyede enflasyonist bir şişme gerçekleşiyor uzay zamanda. Ve o yüzden evrenin her tarafı aynı sıcaklıkta. Ama bu şişmenin olabilmesi için yine çoklu evrenler kuramı gerekiyor filan. Yani demek istediğim, şu anda bilmesek de fizikçiler bunu araştırıyorlar. Yani bu metafiziği zorluyorlar. Nereye doğru gideceğini. Bakalım daha neler bulacaklar, evet, yani ve biz daha neler şey bitti, tartışacağız. Her şeyin başladığı bir nokta değil. Ha, son olarak şeyden bahsedeyim. Enerji gerekiyor dedi ya hocamız. Ona da hiç gerek yok. Onu da Lawrence Krauss çok güzel açıklıyor. Bu Versus'tan çıktı galiba. Hiçlikten şurada duran kitap. Hiç yoktan var olan evren. Universe from Nothing. Lawrence Krauss böyle olduğunu söylemiyor ama bunun mümkün olduğunu söylüyor. Yani fizik yasalarıyla çelişmediğini söylüyor. Hiçlikten evren çıkabilir. Hiçlikten evren çıkabilir. Ama orada hiçlikten bahsedilen hiçlik değil herhalde. Hiçlik bahsettiğimizde tabii felsefi açıdan ben Krauss'un da izahlarını biliyorum. Burada girmem lazım. Şimdi hiçlik demek, şimdi Krauss orada öyle bir izah yapıyor ki hiçlikten bahsediyor evren çıktı diye ama orada anlattığı şey görüyoruz ki bir kuantum alanı. Kuantum alanı dediğimiz şeyde ise bugünkü evrende bildiğimiz bütün yasaların geçerli olduğu bir şey. Yani bu aslında felsefi açıdan bakarsanız Krauss'un yaptığı bana göre bir terminolojinin yanlış kullanılması. Çünkü hiçlik demek bir şeyin herhangi bir potansiyelinin dahi olmadığı an demektir. Evet. Yani fizikçilerin bir kısmının bu felsefi kavramları böyle sorunlu kullanmaları bence sorun. Diğer bir sorun şu, şimdi evrenin enerjisinin sıfır olması ile ilgili sorun. Şimdi bildiğimiz 3 tip enerji var. Diyelim bir tanesi kütle enerjisi, mc kare, bir tanesi kinetik enerji, 1/2 mv². Bir tanesi yerçekimi yasasıyla ilgili, daha doğrusu potansiyel enerji diyelim. Potansiyel enerjinin başka türleri var ama en temeli, yani burada bizim açımızdan kritik olan kütle enerjisiyle, kütle çekimle ilgili potansiyel enerji. O da işte g çarpı m1 çarpı m2 bölü r şeklinde diyebileceğimiz yasa. Şimdi eksi bu tabii. Eksi tamam. G çarpı M1 çarpı. Aman hocam çok teknik detaylarda boğulmayalım. Ne fakat olur. Buradaki diğerlerini yapmaya çalıştığı şey şu. Diyor ki bu potansiyel enerjiden, kütle çekim potansiyel enerjisindeki eksiyle diğer artılar birbirini götürür. Ondan sonra sonuçta karşımıza sıfır enerji kalır. Ben bunu izaha bir şey demiyorum. Bu olabilir. Fakat bu şöyle bir şeye benziyor. Diyelim ki bir sayfa alıyorsunuz. Bu sayfanın üstünde değişik rakamlar var. Bu değişik rakamları siz topladığınız zaman sıfır ediyor. Ama öyle değil artık. Şu anda gözlediğimiz Caner Bey, 98'deki gözlenen olaydan sonra sizin bahsettiğiniz iten ile çeken eşit değil. Şu ben, anda hayır ben o izah bakın o izah doğru değilse değil. Doğru kabul ettiğimizde diyorum anladım, ben. Anladım, şimdi tamam. o izah doğru kabul ettiğimizde potansiyel enerji diğerleri birbirine eşit olabilir. Sıfır olsun. Fakat sıfır olması demek. Dikkat edin şu anda mesela burada bir bardak duruyor.
Şimdi bu bardak burada bütün her şeyin enerjisi sıfır diye bir izah ihtiyacı yok mu? Yani evrenin enerjisinin başlangıcında sıfır olması, yokluk ne oluyor da o zaman üç ayrı tip enerjiye bölünüyor? Bunun da bir açıklamaya ihtiyacı var. Daha da önemlisi, siz böyle yaparak sadece açıkladığınız şey şu aslında. Siz sadece enerjiyle ilgili bir şey açıklıyorsunuz. Ama uzay ve zaman diye de çok temel bir şey var. Uzay ve zaman nereden geldi diye bir şey var. Yani enerjilerin toplamını sıfıra eşitleyip Krauss'un yaptığı gibi bunların açıklamasından ben kurtuldum sanmak felsefi açıdan oldukça naif ve yanlış bir yaklaşım. Yani bunu yakalamak lazım. Ve özellikle tabii birçok fizikçi bunu yapıyor. Yani yokluk kelimesinin yanlış kullanımına burada dikkat etmemiz lazım. Yokluk demek bir şeyin herhangi bir potansiyel dahi taşımadığı an demektir. Yoksa kuantum vakumuna siz yokluk derseniz bana göre fizik açısından da felsefe açısından ciddi bir hata olur. Evet, orada haklısınız. Yani yok demek, yok demek değildir orada. Tabii. Açıklanmamış yok bir demek, şey demek potansiyel, midir? Kerem Hocam, bir şeyin potansiyelinin bile olmaması demektir. Şimdi bu tip felsefenin bu tip kavramları günlük hayatta işte 10 bin yıldır karşılaştığımız olgulardan çıkan kavramlar. Yani şeyi de anlayamıyor bizim zihnimiz. Bir elektron nasıl olur da iki delikten aynı anda geçebiliyor? Çünkü ben burada şu anda hem burada hem Ankara'da olamam. Ama bir elektron olsam ölçülmediğim zaman, gözlemlenmediğim zaman hem burada hem Ankara'da olabiliyorum. Bu mümkün ama bunu bizim kafamız almıyor. Şimdi hiçlik meselesi de öyle. Evet. Kuantum hiçliğini bizim kafamız almadığı için felsefe kendi, yani her felsefe değil tabii, bilimden uzak felsefe, hiçlik hiçbir şeyin olmadığı şeydir diyor. Ama fizik diyor ki hiçlik olamaz. Hiçlik diye bir şey olamaz diyor. Yani hiçlikten kendi kendine bir şeyler çıkıyor. Kuantum alanı falan değil. Hiçlik yani bu bilimden uzak felsefeyle alakası yok. Evet. Hiçlik kavramını, yani dikkat edin, bir şeyin hiç olması demek, dikkat edin, onun herhangi bir şey oluşturacak potansiyeli dahi taşımaması da demek. Kuantum alan olmaması demektir. Ve kuantum yasasını bizzat kendisinin dahi olmaması demektir hiçlik. Yani felsefeciler... Kuantum alanı değil Krauss'un bugünkü... bahsettiği. Ve sadece Krauss'un bahsettiği değil, bütün bir sürü fizikçinin bahsettiği şey bu. Yani fizikte hiçlik diye bir vallahi şey yok. Kim bunu böyle uzayda bahsediyorsa yanlış kullanıyordu. Ben onu açıkça söyleyeyim. Ya da felsefe yanlış kullanıyor olur. Ben bir şeye araya girebilir miyim? Felsefenin hiç yanlış kullandığı kanaatinde değilim. Bu hiçlik üzerine şeyden gidebilir. Bugünkü evrende gözlediğimiz veya açıklayabildiğimiz kadarıyla evrenin yapısı %70'i karanlık enerji dediğimiz tabiatını açıklayamadığımız bu enerjidir. %70'i. %4'ü bildiğimiz şu atomlar, parçacıklar, masa, siz, biz, bu gördüklerimizdir. %4'üdür gördüğümüz madde. Geriye kalan ne kaldı? %4, %70. Geriye kalan da karanlık maddedir. 26'sı. Karanlık maddede bir kısmını biliyoruz ne olduğunu, bir kısmını ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Bildiklerimiz neler? Ölmüş gezegenler, ışık yaymıyor. Ölmüş yıldızlar, ışık yaymıyor. Kara delikler. Kara delikler çünkü göremiyoruz, ışık fotonu da göndermiyor bize. Bunun gibi. Ama bunun dışında karanlık dediğimiz hala madde var, biz tabiatını bilmiyoruz. Tabiatını bilmediğiniz fizikçiler, maddeler de mevcut. Mevcut. Ve araştırılıyor. Aynen. Ama tabii bu evrende işte etkilerinden işte dolayı. İşte o %70 enerji nerelerde saklanıyor? Evrene baktığımız zaman 80'li yılların sonunda öyle bir şey keşfedildi ki evrendeki madde, %4'lük madde belli dizilimler gösteriyor. Belli noktalara dizilmiş. Aralar boş. Ama o boş yer boş değil. İşte o %70 enerji oralarda. Bu nereden geliyor? 1915 yılında Einstein denklemlerini yazarken biz bir şey koyuyor parametre denklemlerine, lambda dediği. Sonradan da pişman oluyor. Neden koydum? Hayatımda yaptığım en aptalca şey diyor Einstein bunu. Ama 1929'da evrenin genişlediği keşfedildikten sonra geri dönüyor. O da katılıyor doğru olduğuna genişlediğinin. Ve 98'de evrenin İğmeli olarak genişlediği gözlendikten sonra Einstein'ın hatalı olarak koyduğu o sabitten dolayı o genişlemenin olduğunu bugün biliyoruz.
Ama o sabitin enerji sabiti diyoruz. Boşluk sabiti diyoruz ona biz. Hı hı. Kozmolojik sabit diyoruz. Ama onun ne olduğunu işte hala çözemedik. Üzerinde tartıştığımız o. Tamam. Şimdi... Hiç dediğimiz şey hiç değil. %70 evrenin. Evet, evrenin %70'i ve hala karanlık çözülmeye enerji. Muhtaç. Evet. Karanlık enerji. Benim kastettiğim işlik o değildi tabii. Ama o yani, değil tabii, yani o değil. O başka, değil. Şey. Başka bir hiçlikten yani, bahsettim. Heisenberg, pardon sözünüzü kestim. Heisenberg belirsizlik ilkesi vardır mesela, hı-hı, duymuşsunuzdur. Kuantum fiziğinde, mikro ölçekte bir nesnenin, mesela bir elektronun hem konumunu hem hızını aynı anda, hı-hı, aynı kesinlikle ölçemezsiniz. Bunun gibi enerjisini ve zamanını da aynı kesinlikle ölçemezsiniz. Dolayısıyla çok çok küçük bir zamanda enerji korunumu yasası ihlal edilir. Heisenberg belirsizlik ilkesi. Bazı yasalar ihlal edilir. Şimdi hocam, evet, yasaları yani biraz ara benim verelim. Benim kastettiğim işlik... Bir parantez içinde bir şey daha da diyeyim. Tamam. Alan Guth'un bir lafı bu enflasyonun hocam, babalarından. Hocam çok diyor kısa ki, çünkü çok İngilizcesini fazla soru okuyacağım, geliyor. Çok basit cümle diyor ki, why inflation does not necessarily predict multiple universes. Yani tabii ki çok evrenler olabilir, olmasa da hiçbir karşıt bir şey mi yok? Ama onu da parantezde geçmemiz lazım. Yani enflasyon gittikçe günümüzde ön plana çıkan bir teori. %100 gösterilmesi. Ama Guth'un da dediği gibi yani mutlak olarak multiverse teorilere de götürecek bir şey değil. Ama multiverse'i götürecek yorumu da mümkün. Hani tamam, onu da parantez içinde. Şimdi o zaman kısa bir ara verelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evrimle ilgili birçok soru paylaşıyorsunuz. Sorularınıza da biz baktım. Biz fiziğe geçtik, onlara hala biyoloji. Evet, biyolojiyle devam edeceğiz ama evrim teorisiyle devam edeceğiz. Sizden de soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Nasıl başladı etiketiyle birlikte? Evrim teorisinin olmazsa olmazlarından mutasyonu konuşacağız. Aranın ardından kısa bir ara, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok kısa bir aranın ardından öteki gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evren ve evrimi konuşuyoruz. Çok değerli konuklarımızla, çok değerli hocalarımızla birlikteyiz. Hocam, Esra hocam, sizinle devam etmek istiyorum. Siz dediniz ki evrim teorisinin olmazsa olmazlarından biri mutasyon. Ama bizim bildiğimiz mutasyonda şunlar var. İşte kanserli hücreler mutasyona uğruyor, altı parmak sendromu, daha birçok hastalık sebebi. Yani mutasyon, bizim bildiğimiz mutasyon bir bozulma. Ama evrimin mutasyonunda da tek hücreliden evrilip kompleks bir yapının oluştuğunu görüyoruz. Bunu nasıl açıklamak gerekir? Yani bir mutasyonun tarifini yapalım mı baştan? Tamam, yapalım kısaca bir tarif. Kısaca yapalım. Mutasyonlar DNA dizisi dedik. Adenin, timin, guanin, sitozin dizilerimiz var ve bu dizilerde bir RNA molekülü kodluyor ve bazı genler RNA molekülünden de protein oluşmasını sağlıyor. Ve aynı nükleotit dizisinin biraz da iz düşümü gibi düşünelim. Protein dizisi var ve bunlar da amino asitlerden oluşmuşlar. Şimdi DNA üzerindeki herhangi bir nükleotitteki bir değişim, örneğin sitozin var o pozisyonda, timine dönüştü diyelim. Bunun tabii ki o oluşacak olan RNA molekülü üzerinde etkisi olacak, oluşacak olan protein üzerinde etkisi olacak. Dolayısıyla amino asit dizisi de değişecek. Şimdi bu değişimlerde hep denen biz negatif şeyler görüyoruz. Çünkü biz negatifleri çalışıyoruz aslında. Benim konum örneğin insan genetiği, insanda çeşitli nörolojik hastalıklara neden olan mutasyonları belirlemek. Ben de negatif yönden yaklaşıyorum. Ortaokuldan çünkü benim bana, mutasyon tanımı var hayatımızda, evet, biyoloji çünkü derslerinde. Çünkü bana hasta geliyor ve ben onda, o hastada bu hastalığa neden olan mutasyonu belirlemek istiyorum. Neden olan, hatta hangi gen mutasyona uğramış diye belirlemek istiyorum. Ama şöyle şeyler de var yani... Bildiğimiz çok güzel örnekler de var. Nasıl yani? Olumlu mutasyona örnek olumlu bakanlar var mı? Mutasyon şöyle. Mesela buğdaya dayalı toplumlarda hani ilk aklıma gelen onu söylüyorum. Amilaz enzimimiz var. Hani nişasta hep ilkokuldan beri öğretirler bize değil mi? Sindirimi ağızda başlar diye. Bu amilaz enzimine de tabii her protein, yani enzimler de eşittir protein.
Bu protein de tabii bir gen kodluyor. Ama buğday çok yiyen bir toplumda yaşıyorsanız bu amilaz enzimini yani nişastayı kıran enzimden çok enzimi kodlayan bir sürü kopya geniniz var. Yani bazı insanlarda 5 kopya var, bazı insanlarda 6-7 kopya var. Ama o mutasyon değil de doğal seleksiyon olmuyor mu? Yani yaşayışa göre artık genlerin değişmeye başlıyor. Aynen, adaptasyonu. Adaptasyon oldu, doğal seleksiyon oldu. Mutasyonda olumlu bir mutasyona örnek var mı? Kopya sayısı fazlalaştığı zaman amilaz enziminin, siz çok daha kolay nişasta yiyebiliyorsunuz ve onu rahatlıkla sindirebiliyorsunuz. Başka örnekler vereyim. Mavi göz mutasyonu mesela 10 bin yıl önce ortaya çıkmış. Beğenildiği için o seçilmiş. Evet, kalıyor. 10 bin, yaklaşık 10 bin yıl önce. O zaman doğal seleksiyonla mutasyon tanımını da gözden geçirmek. Mesela mavi göz doğal seleksiyon olarak bilmez miydik? Hayır, doğal şöyle. İzin verir misiniz? Tabii, buyurun. Ben sonra başka bir örnek daha vereyim. Tamam. Mutasyonlar sürekli oluyor. Şimdi hani ilaca bağışıklık kazanan sineklerden bahsediyoruz ya. Evet. Diyelim ki ilaç sıkıyorsunuz işte sinekleri öldürmek için. Sonra diyorsunuz ilaca bağışıklık kazandılar. Aslında o şöyle oluyor. Mutasyonlar zaten oluyordu. Ama ilaç sıktığınız zaman o ilaca dayanıklı olmayanlar ölüyor. Dayanıklı olanlar kalıyor ve onlar çoğalıyor. Böylece onların genleri çoğalıyor. İlaca dayanıksız sinekler ya da böcekler ölmüş oluyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mavi gözde bir mütasyon ama mesela kırmızı gözde olabilirdi, kıpkırmızı gözler. Ama o zaman onun genlerini aktarma şansı olmazdı. Çünkü partner bulamazdı diyelim ki. Ve o zaman da hani çiftleşip genlerini gelecek nesillere aktarma şeyi bulamazdı ve yok olurdu. Ama mutasyonlar sürekli oluyor. Mavi göz, işte kırmızı göz, şu göz ya da tabii, herhangi bir şeyler. Özellikle mutasyonu. Şöyle erkeklerde diyelim, daha çok oluyor, daha çok hücre üretiyor. Evet. Tüpte de DNA'yı çoğalttığımız zaman DNA polimeraz enzimimiz var. Yani demin bahsettiler, DNA kendi kopyalıyor. İşte bu kopyalama sırasında da hata yapıyor. Ama hatayı yapan DNA'yı çoğaltan enzim yani protein, onun da adı DNA polimeraz enzimi. DNA polimeraz enzimi çok nasıl diyelim, her milyonda bir hata yapıyor. Çok güzel çalışan bir enzim değil. Dolayısıyla mutasyonları devamlı yeni mutasyonlar çıkıyor toplumda. Bir örnek daha vereceğim dedim. Evet, antibiyotik dirençliliği mesela çok ilaç, güzel bir örnek hakikaten. Zaten var olan bir mutasyon ama siz antibiyotiği uyguladığınızda ancak bakteriye dirençlilik kazandığını görüyorsunuz. Bir mutasyon dirençlilik veriyor. Bir örnek de fizikten vermek istiyorum. Yani fizik, bir örnek daha ben vereceğim. Şey nasıl karışıyor? Tamam. Şimdi hocamızın belirttiği gibi DNA dizilimleri var ya, bunlar harfler şeklinde. Bunu bir kitap gibi düşünebilirsiniz. Mesela bütün kodlarımız bizim kromozomlarımızda yazılı bir kromozomda. Ve bunu bir kütüphane gibi düşünebilirsiniz. Diyelim kitaplar fotokopi çekiliyor. Fotokopi çekerken bir harf değişik çıkıyor fotokopide. İşte bu bir mutasyon ve bu örneğin kozmik ışınlarla da olabilir. Şimdi şu anda vücudumuzdan her saniye trilyonlarca kozmik ışın geçiyor. Yani uzaydan gelen ışınlar, radyasyon aslında. Ve onlar geçerken o DNA zincirinden bir şeyi kırıp adenin yerine guanini koyabilir. Ve bu mutasyon olabilir. Tamamen tesadüfi. Yani mutasyonlar tamamen tesadüfi ve kuantum fiziğine göre de hiçbir zaman önceden tasarlanamaz. Bir burada İngilizce açısından bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bu İngilizce'de bir... Şimdi bizim Türkçe'de pek ayrımını yapmadığımız bir random ve chance meselesi var. Bu Francisco Ayala da buna açıklık getiriyor. Biyolojide random dendiğinde ne kastedilir? Biz Türkçe ikisini de tesadüf geçiriyoruz. Kitabı da burada. Evet, Francisco Ayala orada da çevirenler dikkat etti bana bilmem. Şimdi random meselesi şudur biyolojide. Bir biyolog, evrimci biyolog çalıştığında random dediğinde şunu kasteder. Bir mutasyon olduğunda bu bir amaca yönelik olmaz der. Mesela diyelim ki bir sonuçtur. Ne bileyim, Drosophila sineğine siz bir antibiyotik Drosophila sineği diye bir zehirle öldürmeye kalktınız. O zehirin ölmesinden
onu kurtaran bir mutasyon oldu diyelim. Bu mutasyon vücutta o zehirden kurtarmak kastıyla çıkmaz. Bizim bugün biyolojide bildiğimiz böyle bir mekanizma yoktur. Var mıydı bu eskiden biyoloji tarihinde böyle bir mekanizma iddiası vardı? Nerede vardı? Aslında Darwin'de de vardı. Lamarck'ta vardı. Lamarck'a göre insan vücudundaki değişimler random değildir. Sonra neo-Darwinizmden farklı olarak nedir? Bir amaca yöneliktir. Mesela zürafalar yukarıdaki yaprakları yemek istedikleri zaman vücutlarınla ona doğru teşebbüste bulundukları zaman o teşebbüslerinin neticesinde boyunları uzar. Şimdi Lamarckçı yaklaşımı alıntı yaptınız. Buyurun. Bu random değildir. Yani bir amaca yöneliktir. Darwin de bu mekanizmayı almıştı ama doğal seleksiyonu daha ön plana çıkarmıştı. Hı hı. O zaman ne oldu? 19. yüzyıl genetiğinde ki burada Mendel tabii de çok önemli ve tabii farelerin kuyruklarını keserek yapılan deneyler var, diğerleri var. Buradaki genetikte de bir yerde şunu gözlendi. Sonradan bu şeyler yani bu tip çabalarla yani sonradan kazanılan özelliklerin diğerlerine geçmeyeceği genetikte evvelden Lamarckçı düşüncenin yanlış olduğu genetikte anlaşıldı. Ha, 20. yüzyıl genetiği de bugünkü neo-Darwinizm bu çerçevede oluşturuldu. Hı hı. Ha, Darwin'in içinde de Lamarckçı mekanizma olsa da Lamarck tamamen gözde düştü. Darwin'in mekanizmasını koparıldı Darwin'den ama Darwin daha ön plana tabii seleksiyonu çıkardığı için tabii seleksiyon ön plana çıkan bir evrim teorisi savunulmaya başlandı 20. yüzyılda. Hı hı. Ve ondan sonra bu modern genetikle birleştirildi. Ha, buradaki random'ı bir daha tekrar etmek gerekirse insan organizmasının içinde mutasyon olurken ben şu zehirden kurtarılayım şeklinde bir amaç olmaması demektir random, rastgelelik. Ha, ama bizim bir teolojik açıdan tabii şöyle bir mesele var. Pek ona girmek istemiyorum. Her şeyi her an teolojiye sokuyormuş gibi gözüküyorum. Gerçi gerçekten öyle yapıyorum çok zaman ama. Yani hani bugün yap. Siz sorarsanız yaparım. Şöyle bir şey var. Bütün sürecin gerçekten bir şans eseri olup olmadığı, kurulup düzenlenip düzenlenmediği konusu, yani bütün prosesin bir chance olup olmadığı sorusu ayrı bir sorudur. Biyolojinin içinde random olup olmadığından Francisco Yalan'ın yaptığı o şey gibi farklı bir şeydir. Biyolojinin içindeki mutasyon olurken mutasyon bir amaca yönelik gerçekleşmez. Modern genetik mekanizması buldu. Rastgele bir şekilde olur. Demin Kerem Bey'in anlattığı gibi bir süreç olur. Mesela bir radyasyon çarpmasıyla DNA'daki bir nükleit düşer. Onun yerine kopyalanırken yanlış kopyalanmadan olur. O da yanlış aminasidi kopyalar. Ondan sonra siz hemoglobinde bir yerde değişiklik olur. Orak hücre kansızlığını alırsınız. Başınıza belayı alırsınız. Tamam. Gibi mekanizma gerçekleşir. Demek istediğini anlatıyorum. Anlıyorum. Yani DNA'nın bizatihi kendisi ben şunu yapayım deyip de mutasyonu yapmaması demektir random. Ama bu bütün sürecin chance olup olmadığı, şans olup olmadığı gibi bir şeyden ayrı bir tartışmadır. Peki yani hocam, ikisi çok karıştırılıyor. Hocam, laboratuvarlarda biz kendimiz kontrollü hücre üretebilir miyiz? İlk hücrenin oluştuğu gibi. Bunu yapabiliyor muyuz? Üretmeye çalışıyorlar. Peki yapıyorlar mı? Yapabiliyorlar yani şöyle mı? Şöyle bir şey var. Yok, daha yapılmadı. Ama şöyle bir şey var. Yani hücrenin çeperi dediğimiz şey fosfolipid bir şey diyelim, yağdan oluşuyor. Hakikaten bu tip yağları suyun içine attığınızda onlar kendiliğinden bir zaten çeper oluşturuyorlar, zar oluşturuyorlar ve içinde de tabii ki su kalıyor ve bu suyun içinde de bazı moleküller de kalıyor. Büyük ihtimalle diyoruz hücreler ilk böyle oluştu ve moleküller de yavaş yavaş evrildi ve bugün bildiğimiz hücre ortaya çıktı diye düşünüyoruz. İlk baştakiyle ilgili bir sıkıntıyı söyleyebilirim. Şimdi ilk baştakiyle ilgili biz biyoloji ilerledikçe bir mekanizma bulup açıklayabiliriz. Şu anda gerçekten en popüler olan Leslie Orgel'in RNA dünyası teorisi diyebileceğimiz teori. Sorun şuradan kaynaklanıyor. Aslında ben şunu söylüyorum. Şöyle, kontrollü olarak yapılmıyorsa, aslında sormak istediğim soru şu. Kontrollü olarak yapılamıyorsa ilk hücre nasıl oluştu? İşte ben onu anlatmaya çalışıyorum. Buyurun. Olay sorunu anlatmaya çalışıyorum ben. İleride biyolojiyle belki yeni bir bakışla bakabiliriz. Fakat bildiğimiz şey şu. Bunu Fréteau ile Chandra ile beraber, çok ünlü matematikçi Chandra ile beraber olasılık hesaplarını da yapıyorlar. Tek bir yerde tek bir vazifesi olan proteinin ortaya çıkması olasılık açısından
dünyanın değil uzayın ömrünün yetmeyeceği kadar gözüküyor. Ya yani bunun hesabını yapıp hani matematiksel olarak bu olasılıklar hesaplandığını neye tekabül ediyor? Mesela basit bir örnek söyleyeyim. İşte aşağı yukarı ortalama 400 tane amino asitli bir yani protein. Rakam olarak değil de aslında hani ne kadar mümkün ne kadar değil oranıyla. Siz soruyorsunuz oranıyla. Da ben anlatınca. Hocam buyurun. Şimdi, 400 şimdi şöyle bir araya bir şey. Bir şey söyleyeyim. 400 amino asitli diyelim bir tane proteinin. Yok ben daha sonra sorunu anlatacağım. Ben bunu belki başka biri bilemediğimiz çözüm olabilir ama sorun nerede gözüküyor? Şimdi 400 tane amino asitli bir protein bir yerde belli bir vazifeyi yapacağını tam olarak ortaya çıkmasının olasılığı aşağı yukarı 20 üzeri 400. Bütün uzaydaki madde hepsi nükleik asitlere dönüşse bunu yapmayı uzayın ömründe başaramaz. Fakat o zaman şöyle bir şey arıyoruz biz bunu yapmadıktan sonra. Tamam böyle bir şey olmasın o zaman... Bunun arkasında bildiğimiz bir doğa yasası var mı amino asitleri arka arkaya getiren? Yani şimdi sorun bu. Biyolojide böyle bir yasa olamaz gibi gözüküyor şimdilik. Bakın belki de. Ama niye gözüktüğünü de anlatayım. Şimdi mesela NaCl şeklinde oluşan diyelim tuz kristalleri. Bunlar belli bir kimyasal yasaların çerçevesinde bunlar birleşir bir araya gelir. Niye? Aralarında çünkü kimyasal bir çekiş var. Fakat amino asitler... Belli bir dizilimle ancak çalışıyor. Amino asitlerin her birini birbirine çekecek belli bir çekim şöyle bir şey diyelim. Bir amino asitin diğer amino asitle belli bir amino asitle birleştirmeye yönelik bir sistem yok. Zaten olmaması gerekiyor gibi gözüküyor. O zaman ne olur? Zaten amino asitlerle oluşan diziler NaCl, NaCl gibi tekrarlayan diziler olur. Yani kısacası amino asitlerin birleşeceği bir yapı lazım. Fakat bu belli bir şekilde de düzensizlik de lazım. Yapılan bir istatistikte hocam. Bir dakika hocam burada bir çok karmaşık. Burada o zaman şöyle bir şey var. O zaman bir doğa yasası buna bulamıyorsak bu nasıl oluyor şeklinde düşünmemiz lazım. Şimdi proteinler bu kadar karmaşık. DNA proteinden daha karmaşık. Evet çünkü DNA... Bizim bildiğimiz en basit yapıda bile en azından ikisi birden olması gerekiyor gözüküyor. Şimdi buradan birçok kimse de bunu şu şekilde aşmaya çalışıyor. Şimdi proteinlere benzer yapıda olan RNA'lar var. Aynı zamanda DNA'da kadar komplike değil RNA'lar. Fakat kendi kendini yenileme kabiliyetleri de var RNA'ların. Bu iki vazifeyi birden RNA'ların yaptığını düşünelim diyorlar. Ama RNA ile beraber de bu olasılık sorunu kolay kolay aşılmıyor. Yani hala bu sorun biyolojinin önünde duruyor. Ne bileyim Richard Dawkins bütün süreci mekanik açıklamaya çalışan biridir mesela. Bunun Richard Dawkins bile bir mystery olduğunu, yani bir gizem olduğunu kendisi ifade ediyor. Benim bugüne kadar bildiğim birçok bir biyokimyacı ama benim burada anlatmaya çalıştığım biraz niye sorunun nerede olduğunu göstermeye çalışıyorum. Bizim elimizde şuna benziyor olay. Şimdi bizim uzayda gördüğümüz organik moleküller var. Bunlar karbon nitrat bileşikleri yapıyorlar özellikle mesela. Bizim sırf uzay güneş sistemimizde değil. Şu anda başka galaksiler, başka yıldızların etrafında da onların olduğunu görüyoruz. Fakat bu tip moleküller bir amino asitle şöyle diyebilirim. Bir amino asiti veya nükleik asiti bir harfe benzetebiliriz. Bu bulunan moleküller o harfi oluşturan adeta çizgiler gibi. Fakat DNA dediğimiz şey o nükleik asitlerden oluşan adeta bir ansiklopedi gibi. 3 milyar tane harfin bir araya gelmesi lazım. Her bir protein ise adeta bir şiir gibi. 400-500 tanesinin bir araya gelmesi ve bunların belli anlamlı bir şekilde bir araya gelmesi gerekiyor. Demek istediğim şey şu. Organik moleküller elimizde var. Atomların zaten var. Yani amino asit ve nükleik asitleri oluşturacak ham madde elimizde var. Amino asitle nükleik asitin bulunmasında da bence bir sorun yok. Fakat önemli olan bunların belli bir şifre gibi yani belli bir kompozisyonla bir araya nasıl geldiği biyolojinin önünde bugün önemli bir soru olarak duruyor. Halil ama hocam, bir istatistik. Buyurun, pardon bir şey ekleyeyim buna. Ekleyebilir miyim? Ekleyin Halil Hoca da. RNA dünyası tabii yani konuşulan bir konu. Ama bugün RNA dünyasına ait elimizde bilgiler var. Hatta şöyle söyleyelim. İki amino asidi birbirine bağlayan yani o protein oluşmasını sağlayan molekül, ribozom dediğimiz yapılar ama o ribozomun içinde peptidil transferaz dediğimiz o iki amino asidi birbirine bağlayan enzim de aslında RNA molekülü. Yani bir zamanlar hakikaten RNA'lar enzimler olarak görev alıyor ki biz bunları ribozim... Otokatalizatör zaten. Evet, otokatalitiktir. ribozimler deriz ve bugün de hala şu anda vücudumuzda
vücudumuzda iki amino asidi birbirine bağlayan RNA molekülü aslında. Yani katalitik aktivitesi RNA ama proteinler onu tabii yerinde tutuyorlar. Öyle bir şekil veriyorlar ki o da o reaksiyonu gerçekleştiriyor. Bir şey söyleyeceğim. Hocamızın söylediği, tamam sadece bir şey ilave etmek istiyorum. Sorunun ortaya çıkış nedeninden biri şu. RNA'ların kendini yenileme süreci ve yapıları da oldukça komplike. RNA'nın tam bir kendisinin eşi olması lazım yenilenmesi için. Ha, bu da aslında olasılık açısından proteinler gibi ciddi sorunlu bir şeye benziyor. Yani asıl sorun orada RNA dünyası. Şimdi canlı yaşamdan bahsediyoruz. Benim hatırladığım bir istatistiksel çalışmada, biyoistatistiksel ve Gökada ile ilişkilendiriliyor bizim Samanyolu'yla. Ve böyle bir evrimsel oluşumun, biyolojik evrimsel oluşumun ihtimaliyle gidildiği zaman bugün bizim Gökada'mızda 100 milyar yıldız vardır. 100 milyarda bir ihtimal ortaya çıkıyor. Yani olasılık olarak bu demektir ki eğer bugünkü biyolojik şekildeki gelişme ele alınırsa bizim galaksimizde tek bir dünya var. Üzerinde yaşanabilir ve canlının olabileceği. Böyle bir istatistik de var. Ben sadece hocam, bilgi olarak şimdi hücreyi de konuştuk biraz önce. DNA'ya da bahsettik. İşte amino asitler, ribozomlar, RNA'lar. DNA'da bildiğimiz aslında kişiye has bir şey. Bir nevi parmak izi gibi ve deyim yerindeyse de içinde bir kitaplık dolusu bilgi var. Evet. Peki DNA'ya bilgiler nasıl kopyalandı? Evrim teorisine göre. DNA'ya nasıl kopyalandı derken? Evet, yani derken, DNA'ya nasıl bu bilgiler aktarıldı? Anne ve babalarımızdan gene tabii. Evrim teorisiyle bunun alakası yok, onu tekrar belirtelim yani. Evrim aslında teorisi yani bunun cevabı şöyle, ondan bütün, sonra evriliyor. Bütün evrim tarihi bunun cevabı. Aha, yani bir yerde cevabı. Oluşum. Caner Bey'in verdiği örnekteki proteinleri ortaya çıkarmak için DNA gerekiyor. DNA'yı ortaya çıkarmak için RNA gerekiyor. İşte son RNA dünyası hipotezinde ribozomlar bir otokatalizör gibi görev görüyorlar. Tabii ribozomun ortaya çıkışı bir takım şartlara bağlı. Ama şimdi hücrelerin çoğalması için bir DNA bilgi merkezi olması gerekiyor mu? Yani RNA'dan DNA kopyalayan enzimler şey, var. Nature'dan bir makale söyleyeyim mi? Var. Yani RNA ilk yapı. Oluşan ilk yapı çok daha basittir yapısı RNA'nın DNA'ya bu göre. Bu RNA nasıl oluştu peki? DNA'nın oluşmasına işte zemin hazırlayan? Yani bunlar test tübünün içinde yapabileceğiniz şeyler. Yani biz bugün yapay RNA yapabiliyoruz. Yapay RNA yapabiliyoruz. Nature'da bir RNA'dan DNA oluşacak. Daha komplike bir yapı oluşuyor ki RNA'yı DNA'ya çeviren enzimler var. Bugün de virüslerin kullandığı enzimler bunlar zaten. Dolayısıyla enzim dönüşümleriyle tabii sağlanabiliyor. Tabii ki. Reverse transcriptase bizim laboratuvarda şey her gün yaptığımız bir şey bu. RNA dizisini DNA'ya çevirmek. Buyurun hocam. Nature'da bir makale var. Diyor ki en basit hipotetik canlı. Nature'da 2006 yılında çıkan, 19 Ocak 2006'da çıkan makale, 439. sayfada. Tahmin 387 protein en basit bilinebilen canlı da olabilecek. Ve belli miktarda RNA olması lazım. Tabii ki DNA çok komplike olduğu için onun olmaması bekleniyor. Ama 387 protein ve RNA belli bir miktar olması bekleniyor. Bu dediğim gibi hipotetik canlı. Biz ilk canlı olduğunu bilmediğimiz için. Tabii ama canlı dediğimiz şey birden canlı ortaya çıkmıyor. Onun ortaya çıkması için dediğiniz gibi 10 üzeri 400 olasılık gerekir. Ama adım adım ortaya çıkıyor. Yani önce büyük ihtimalle kristal yapıların üzerinde ribozomlar oluştu. Ondan sonra ribozomlardan RNA oluştu. Şimdi RNA'ya canlı diyemeyiz. Tabii. RNA'dan DNA oluştu. Bu da canlı değil. Bunlar sonra sentezde ilk hücreler ilk kendini kopyalayan moleküllerin bir hücresi yoktu mesela. Şimdi buradaki daha sonra yağ lipitleri hücre zarı oluşturur. Bunlar hep adım adım gelişen. Ama 600, şimdi yani dünya 4,5 milyar yıl. Ben bunun mekanik bir sebep bulunmasından kendi adıma hiç rahatsız olmam da sadece sorunun ne olduğunu söylemek istiyorum. Buradaki sorun ki Dobzhansky de mesela buna dikkat çekiyor. Bizim bu süreçleri adım adım yaptıran şey klasik evrim teorisinde doğal seleksiyondur. Doğal seleksiyonsa tanım gereği, biyolojik tanım gereği birbiriyle rekabet edebilen canlı organizmaları gerektirir. Birbiriyle rekabet eden organizmalar içerisinde çevreye daha uyum sağlayanı seçer, geri kalanını eler. Dikkat edin ama tanımı gereği canlı yapı ister.
canlılık öncesini açıklamada doğal seleksiyon bir açıklama tarzı olamaz. Olamaz tabii çünkü ha, yani işte onunla demek ilgili değil. Sorun burada zaten aşama aşama geri kalan süreçler oldu derken geri kalan süreçlerin aşama aşama olmasını gelecek biyolojide bildiğimiz bir mekanizma yok. Yani onu ona yok, dikkat çekmek çalışıyorum. O yüzden interdisiplinleri bir alan. O yüzden aranıyor. Astrobiyoloji son 10-20 yılda ortaya çıkmış bir alan. Şimdi şeyler çok revaçta. Şu kitapta da ilk temas tabii kitabında... Tabii simülasyonlar yapılıyor. Ekstremofiller yani çok özel koşullarda yaşayan. Mesela okyanusların dibinde, o, termik bacaların içinde, volkanların içinde. Hatta 20 kilometre aşağıda tabii yaşayan canlılar var. Çok ekstrem koşullarda ortaya çıkmış canlılar. Bunlar dünyanın ilk ekstrem koşullarında ortaya çıkma ihtimalleri var. Tabii ki bilmiyoruz nasıl ortaya çıktığını ama bu bir olasılık dahilinde. Bir yani. Peki bir şey enteresan şeyler. Lavlardan tabii birden soyunca onlar denizin dibinde, okyanusların dibinde hakikaten böyle delikli yapılar oluşuyor. O delikli yapılar da tabii o suyun içinde olduğu özel lokasyonlar diyelim. O lokasyonlarda bu tür şeyleri bir araya... Çünkü şöyle de bir sorun da var tabii burada. Yani bu moleküllerin de bir araya gelmesi lazım. Evet. İşte dolayısıyla bir kere bir araya gelmeleri yetiyor aslında. Aynen. Yani bir tane DNA. Dolayısıyla o yuvarlaklar, o ne diyelim taslar, küçük taslar taşın içinde oluşan bu şeye ortam sağladığı düşünülüyor. Şimdi baştan da konuşuldu. Şimdi ben anladım sizin şeylerinizden. Sanki bu canlı yaşam dünya üzerinde başladı. Öyle olmayabilir. Baştan söylediniz. Aynen, çünkü güneş sistemi içinde uzak gezegenlerin aralarında milyonlarca yıl aynı sıcaklıkta kalabilen bölgeler var. O bölgelerde mikroorganizmaların dediğiniz gibi oluşma ihtimali yüksek. Ve sizler de söylediniz Cansu Hanım. Meteorlarla, kuyruklu yıldızlarla dünyaya gelmiş olabilirler. Şimdi hala da çok merak edilen bir şey. Hocam şunu da sormak istiyorum. Bir şey diyeyim. Yani Halil Bey'in dediği şekilde iddialar var ama genelde var. Bu azınlık görüştürür. Ama organik moleküller ve suyun gelmesini oldukça muhtemel görseler de meteor kometlerle tamamen bitmiş yani tabii tam bir canlı diyebileceğimiz varlığın oluştuğunu düşünenler iddia etmiş olsa da ki Fred Hoyle de mesela buradaki olasılık sorundan sonra böyle bir yere gidebilir miyiz diye bakıyor. Yok. Ama bunlar azınlıktır. Yani ama su ve organik moleküllerin geldiği şekildeki bir düşünce ise daha geniş paylaşılmış bir düşüncedir. Şimdi ben şunu da sormak istiyorum. Türlerin çeşitliliği bir türün diğer bir türe işte dönüşmesiyle, aktarılmasıyla, evrimle gerçekleştiyse en çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Ve bu milyarlarca yıl sürdüyse milyonlarca yıl sürdüyse ara geçiş fosilleri olması gerekmez mi? Bu evet, ara geçiş var. Fosilleri var, var mı? Var. Ona Homo habilis dinleyelim mesela. Mi? Homo habilis fosilleri. Homo habilis'in hakikaten geçiş bir tür olduğu düşünülüyor ve onlara ait şeyler var. Çünkü Homo habilis Afrika'da var, yaşıyor ve yaşamış. Ve ilk işte bu şeyleri kullanan, alet edevat kullanabilen bir tür. Alet edevat kullanabilmek ne demek? Beyninin gelişmiş olması demek. Beyninin diğer organizmalardan farklı geliştiğini gösteriyor. Şimdi onlar tabii şempanzelerle insan arasında bir geçiş türü hakikaten. Hatta Afrika'dan çıkış hipotezine de destekler. Daha sonra gelişen türlerde onlar Afrika'da kalan türler ama ondan sonraki türlerin geçtiği biliniyor. Çok var Afrika'dan geçiş formları. Evrimağacı.org diye çok güzel bir site var evrim konusunda. Orada yüzlerce makale var ve tabii İngilizce kaynaklardan da derlenmiş. ODTÜ'lü öğrencilerin ve işte akademisyenlerin çıkardığı bir site. Evrimağacı.org.
Orada bütün ara geçiş formlarını görebilirsiniz. Ama şu bir gerçek tabii, yani hepsini yakalamak çok çok zor. Yani şu anda... Peki o ara geçiş formlarından yüzlerce olduğu... gerekmez mi? Çünkü evrim sürekli devam ediyor. Evet, yani ama bir şöyle de düşünmek lazım. Gelişimini tamamlıyor, yani sonra bir tanesi daha başlıyor. Biz de ara geçiş formuyuz o anlamda. Yani belki de bizim ara geçiş Bir şunu da... yalnız modern biyolojide şunu da söylememiz lazım burada. Yani seyircilerimiz bilgilensin diye. Fosiller tabii ki resmi çıkartmak açısından evrimde çok önemlidir. Fosilleri daha da önemli görenler olabilir. Fakat günümüz evrimcileri fosille beraber aynı zamanda moleküler hesaplarla bunu da çıkarmaya çalışırlar. Yani moleküller yapılardaki homoloji birçok açısından çalışılması daha kolaydır moleküller. Gerçekten aslında fosillerle ilgili belli sorunlar olsa da moleküller üzerinden çalışmak, işin doğrusu oradaki homoloji benzerlikler üzerinden gitmek birçoğuna daha kolay gelmiştir. O yüzden yani günümüzde eskisi gibi sadece şey düşünmesin, fosiller üzerinden gidiyor diye. Moleküller üzerinden çalışma var. Tabii orada moleküler saat teoremleri var, şeyler var. Onlara girmeyelim. Yani çok daha uzun alır. Şunu söyleyelim yalnız. Gerçekten fosillerle ilgili belli sorunlar olmuştur. Şeydir. Fakat buna karşılık da evrimin içinde de belli tartışmalar var. Mesela işte Stephen Jay Gould'un Punctuated Equilibrium. Yani kesintili... denge kuramı şeklinde yapabiliriz. Yani burada gerçekten fosillerdeki belli boşluklar olması üzerine Stephen Jay Gould kısa sürede belli izole eden varlıkların, türlerin o kısa bir sürede izole oldukları noktada kendi içlerinde hızlı bir şekilde evrimleştiklerini düşünmüştür. Yani uzun sabitlik dönemlerinden sonra kısa sürede evrimleşmeler gibi teoriler geliştirmiştir Stephen Jay Gould. Bunun da nedeni şudur tabii. Kısa sürede belli türler evrimleşiyorsa o zaman onların neden fosilini bulamadığımız şeklindeki bir şeyi açıklamak da belli yerlerdeki geçişlerde daha kolaylardır. Bu şu andaki benim bildiğim evrimin içinde de ciddi tartışılan bir şeydir. Gerçekten fosiller nasıl açıklanacaktır? Burada yine Francisco Ayala'ya atıfla bir şey söyleyebiliriz. Bunu belki genelde bilmekte fayda var. Francisco Ayala diyor ki 3 tane evrimi temel safhaya ayırabiliriz. Bunlardan birincisi tek bir hücreli canlıdan geri kalan canlıların değişim ve soy oluş yoluyla açıklanmasıdır. Bu kısımda bütün evrimciler hemfikirdir diyor. İkincisi evrimin mekanizmalarının ve gelişimin nasıl olduğu şeklinde bir sorudur. Yani doğal seleksiyon ne kadar rol oynuyor, mutasyon ne kadar rol oynuyor, işte orada kesintili denge kuralını mı yoksa daha mikro mutasyonlarla mı yapacağız? İki. Üçüncüsü ise şudur. Soy ağacını nasıl çizeceğiz? Hangi canlı diğeriyle akraba? Bu ağacı nasıl çıkaracağız? Ayala diyor ki birinci maddede bütün evrimciler hemfikir olmakla beraber biyolojinin içinde ikinci ve üçüncü maddelerde yani evrimin mekanizmaları ne olduğu ve soy ağacını çıkarma meselesinde ciddi anlamda bir tartışma vardır. O da biyolojiyi tabii daha dinamik bir alanda kılıyor diye bakarız. Bunun da nedenlerinden birisi şu. Biyoloji şimdi bilim felsefesi açısından da şunu yakalamamız lazım. Felsefenin kendine has ayrı metotları var. Kuramları değerlendirirken. Fizikle biyolojinin ciddi farklılıkları var. Fizik birçok şeye matematiği çok rahat kullanabildiği için fizik müthiş bir nüfus gücü var fiziğin. Mesela hocamız demin çok güzel anlattı. Halil hocamız. Biz evrenin ilk saniyelerindeki atom altı parçacıklar, kuvvetler nasıl birbirinden ayrılmış, Higgs nasıl kütle vermişe kadar konuşabiliyoruz. Aslında bütün bunları matematik ve nüfus gücüyle yapıyoruz. Moleküler saatte matematik kullanılsa da onu bir yasayla karıştırmamak lazım. Şimdi biyoloji daha komplike olan yapılarla ilgili olduğu için bu şekilde yasaları yok biyolojinin. Ve daha komplike yapılarla uğraşıyor biyoloji, fiziğin uğraştığına göre. Komplike yasalarla uğraşmanın ve tarihsel bir teori hakkında konuşmanın zorlukları biriktiği için karşımıza aslında müthiş tartışmalı ve belki de daha heyecanlı bir alan çıkıyor. Onu yakalamamız lazım. Ve matematik yasaları olmaması. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Yani herhangi bir adaya şurada bir fil bıraksak, 2-3 sincap bıraksak, 4-5 kedi bıraksak, 10-20 bakteri bıraksak, 1 milyon yıl sonra bunların ne olacağını hiçbir biyoloji teorisiyle söyleyemeyiz. Çünkü niye? Matematik yasamız yok. Yani biyoloji ondan... Çünkü çok komplike yapılarla iç içe. Şimdi dikkat edin. Yani çevre koşulları tabii, var.
Bir de yani bunların, organizma zaten komple. Bunların, bir de çevre koşulları ekliyor. Ama şunu söyleyebiliyoruz. Mesela güneşin hidrojeni helyuma çevirme süreci ne zaman bitecek? Hani başka bildiğimiz hiçbir sebep olmazsa bile hidrojeni helyumu çevirmesini matematik olarak hesaplayabildiğimiz için ne zaman kırmızı da beyaz cüce olacak güneş, başka hiçbir şeyden etkilenmesi parantez içinde söylüyorum. Söyleyebiliyoruz. Niye? Çünkü fizikte matematik yasaları daha basit yapılarla ilgilendiğim için kullanıyoruz. Hı hı. Şimdi evrimde böyle bir ciddi anlamda tarihsel uzun bir süreçle olma, tekrarlanamayan bir süreç var. Ve matematiksel yasalarımız yok fizikte. Ha, evet. Evrimdeki bilimsel metot de. Evrimdeki bilimsel metot bana göre bilimin en temel metotlarından olan bir metot olarak bakmamız lazım. Bana göre bilimin en temel metodu şudur. Mevcut açıklamalar içinde en iyi açıklamayı bulma. İngilizcesi bunu belki inference to the best explanation diyebiliriz. Farklı açıklamaları, açıklayan hipotezleri değerlendirmek. Mesela RNA dünyası var, şu var. Değerlendirip mevcut hipotezler için en iyi açıklayan üzerinden gitmek. Buyurun Kerem. Caner Bey'e tamamen hak veriyorum. Bir ekleme daha yapmak istiyorum. Fizik de aslında öyle. Fizik de... Tabii kaos teorisine falan yani, gelirseniz öyle de ben orayı karıştırmak üç isterim. Üç tane cisim ele al. Yani güneş sisteminin 100 milyon yıl sonra kararlı olacağını tabii, fizik söylemiyor. Tabii tabii. Tabii. Yani o açıdan da katılıyorum. Kompleks sistemler bunlarda. Kristalin bir de şunu söylemek, Kerem Bey tamamen haklı da orada fizikte belli şeyleri paranteze alabiliyoruz. Mesela güneş ay tutulmasını bilebiliyoruz. Biyolojide o kadar çok etkileşim var ki paranteze almak da mümkün şimdi değil. Caner buyurun, Bey'in be. Dediği doğru. Şimdi bakınız, bir şeyi öngörebilmek için ileride bir matematiksel formülle ifade edebilmeniz lazım. Bunu edebiliyorsanız İleriyi öngörebilirsiniz. Geçmişi de anlayabilirsiniz. Matematiksel ifade anlamanızı ve anlatmanızı kolaylaştıran bir şeydir. Matematik ifadeyle yapamadığınız sürece Caner Bey dediği olur. Bir tartışmadır, bir ifadedir. O şekilde istatistiksel şeylerle gider ama... Ya da dediğin gibi mevcut hipotezleri karşılaştırmayla gider. Öyle gider. Onun için muhakkak matematiksel bir formülle ifade edilmesi lazım. Siz ileriyi bilimin doğasında var yani çeşitli hipotezler üretmek ve ondan sonra bunları test etmek. Evet. Zaten canlıların vücutlarında şimdi sindirim sistemi. Ama şu çok önemli. Ernst Mayr buna çok dikkat ediyor. Yani birçok kimsenin çok gözünden kaçıyor. Yani Kant'ın sizin bilimin geneline koyduğunuz ilkeyi. Hadi hocam şimdi bir konuya olmayı. Dalıp onu derinlemesine konuşursak program bitmeyecek. Gerçekten. Yanı da bir şey de yani lütfen çok kısa alayım. Koyduğu bir ilke yani bir bilim ne kadar matematikselse o kadar iyidir diyor ki Ernst Mayr günümüz evrim teorisini Dobzhansky ile beraber oluşturan birkaç ünlü biyologdan biridir. Biyolojiden bu kriteri beklememeniz lazım diyor. Biyoloji ayrı bir bilim. Fizikle karıştırmamanız lazım. Hayır. Ve biyolojiyi kendi metotlar içerisinde değerlendirmeniz lazım. Fizik orada da olmadı. Hı? Fizik olduğu için biyolojide birçok şey fizik tabii, girdiği zaman fizik anlaşılmıştır, tabii. anlaşılır. Evet. Fizik orada da aynen geçerlidir. Ama bir şeyi ölçebilmek için o şey formüle matematiksel şeylere ihtiyacınız bakın, vardır. Bakın evrim teorisi deyince, mesela evrim teorisinin hiçbir zaman için siz fizikteki yasalara benzer bir yasa evrim teorisi içinde bulamazsınız. Mutlak yasa yoktur diyorsunuz. Mesela ne bir şöyle bir şey. Eşittir, hocam şunu Eşittir mc kare gibi bir şey yoktur. Buradan devam edelim Caner hocam. Şimdi canlıların vücutlarında sindirim sistemi, işte biyolojik sistemler birçok sistem var. Çok fazla soru geliyor çünkü bazı açıklarını da yakalamaya çalışıyor izleyicilerimiz. Siz de hak verirsiniz ki bu soruların cevaplarını da merak ediyorlar. Ben de sizler gibi değerli isimleri bir arada bulmuşken tabii doğru yönlendirmek olur. istiyorum sorularla birlikte. Evet. Şimdi diyelim ki örnek olarak herhangi bir sistemini tam olarak gelişimini tamamlamamış bir canlı. Diyelim ki sindirim sisteminin gelişimini tamamlamadı. Hayatına nasıl devam etti ya da üreme sisteminin gelişimi tamamlanmadı, nasıl devam etti diye sorular geliyor. Hani bir evrimsel süreç ya bu. Ha, evet, diyorlar. Herhangi bir bireyler bireysel olarak mı? O bireyler eleniyor. Yani o bireyler tabii. Ya o zaman birden tamamlaması gerekiyordu. Zaten doğal o yani. Belirli mutasyonlar çıktığı zaman, çok zararlı mutasyonlar çıktığı zaman o bireyler eleniyor. Hı hı. Geriye kalan bireyler arasında ki onlara işte çevreye uyum sağlamış bireyler diyoruz. Hı hı. O bireylerin yaşama şansı yüksek oluyor, diğerlerinin düşük oluyor. Onlar eleniyor, yaşama şansı yüksek olanlar toplumda çoğalıyor. Hı. Zaten temeli bu. Hocam gözüm olur. Şey mi hani toplumlar mı? Hayır mesela şimdi anlamında. Şu soruluyor aslında. Sorulmak istenen şu. Ben yani bunu anladım daha doğru. Sindirim sisteminin evrimi de çünkü soruluyor olabilir. Evet yani sindirim sistemi
oluşacak ya da bağışıklık sistemi oluşacak. Birçok sistem canlılığımızı, yaşamımızı devam ettirmemize sağlayan birçok sistemin evrimi. Diyor ki diyelim ki sindirim sisteminin birçok ayağı var. Herhangi bir basama tamamlanmamışsa nasıl sindirim sistemi, devam edecek? Şöyle diyor. Sindirim sisteminde anlatılan genlerin zaten değişimlerinin az çok eşit olduğu görülüyor. Ama mesela beyin hücrelerini alırsanız beyin hücrelerindeki genlerin anlatımlarının çok daha değişken olduğu görülüyor. Kendi arasında da değişken. Dolayısıyla bu aslında daha evrimleştiğini gösteriyor beynin. Belki sindirim sistemi artık bir orada anlatılan genler bir seviyeye erişmişler anlatım seviyesi olarak ama tabii. Doğal seçimle açıklıyorsunuz siz bunu yani. Mutlaka. Tabii. Siz ne dersiniz hocam? Başka. Tabii aynen yani şimdi örneğin 600 bin 700 milyon yıl önce beyin diyebileceğimiz bir şey yoktu. Biz aslında ortak yaşar bir organizmayız. Yani insanın %10'u insan falan. Aslında insan dediğimiz şey de kalp, işte göz, şu bu bunların hepsi çeşitli organizmaların bir araya gelip oluşturduğu bir yapı. Ve bunlar zamanla bir araya geldiler. Yani 600 milyon yıl önce çok basit canlılar vardı. İşte Kambriyen dönemde birden onda çok 600 yani. Milyon yıl önce birden canlılar çok çoğaldı, çeşitlendi. Bunun özel koşulları vardı o dönemde. Ve daha sonra bu çeşitlilik arttıkça arttı. Yani böyle birden ortaya çıkmadı insan dediğimiz şey, beyin dediğimiz şey ya da sindirim işte sistemi birden ortaya işte çıkmadı. İnsan birden ortaya çıkmadı, beyin dediğimiz şey birden ortaya çıkmadı ama o evrim sürecinde beyin oluşurken ya da sindirim sistemi oluşurken tabii birden olmadı diyorsunuz ya siz de. O olurken mesela işte üreme sistemi olurken üreme nasıl devam etti ya da sindirim olurken canlıların yani temel ihtiyaçlarından biri sindirim yiyecek. Bu nasıl ama devam etti? Yani çok bilimsel detaya girmek de istemiyorum. Mesela dil gelişiminden sorumlu bir genimiz var. FOX2 diye bir genimiz var, FOXP2 diye. Bu mesela mutasyon olduğu zaman bu gen biz nereden biliyoruz diyebilirsiniz. Dilde önemli olduğunu, dil gelişiminde yani lisan kullanma, konuşmada neden etkili bir gen? Çünkü bu gende mutasyon olan ailelerde konuşma bozuklukları ortaya çıkmış. Konuşma bozuklukları olan aileler toplanıp işte DNA dizileri incelendiğinde FOXP2 geninde mutasyonu olduğu bulunuyor. Dolayısıyla biliyoruz ki bu gende bir bozukluk olursa konuşma bozukluğuna neden oluyor. Dolayısıyla konuşmamızı sağlayan genlerden tabii sadece biri. Yani bu insanlar da konuşuyorlar ama belki daha anlamsız konuşuyorlar. Ve bu gen incelendiğinde bir görülüyor ki beyin gelişimiyle ilgili bir gen. Eğer bu gen tamamıyla ortadan kaldırılırsa yani kendini anlatamaz duruma gelirse o zaman beyin gelişimi de duruyor. Dolayısıyla hem dil gelişimiyle yani konuşmanın gelişimiyle ilgili hem de beyinsel diğer gelişimlerle de etkili bir gen. Çünkü bir transkripsiyon faktörü. Neyse o kadar şeyine girmeyelim. Ama şimdi şunu seyircilerimizi uzaklaştırmak ediyorum. İstemiyorum. Ama tabii şey demek de değil. Yani burada çok komplike bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla sadece bir gen, bu gen konuşma genidir diyemeyiz. Evet ama şimdi şurada şöyle bir bu açıklama var ya, böyle bir dip cümle var ya, diyor ya dip cümle bize. Bu birden aniden olmadı. Evet aniden insan olmadık. Sistemlerimiz aniden çalışmaya başlamadı. Ama hani biz de bunu biliriz. İşte beyin komut verir, göze sinyal gelir ama hepsini beyin yönetir. Şimdi beyin de birden olmadıysa ya da bunları sağlayan, yaşamı sağlayan hücreler, işte organlar vesaire, bütün yapılar, işte tekniksel isimleri neyse birden olmadıysa bunlar evrilirken sürekliliği ve yaşamı, o yaşam derken nasıl hani canlının yaşamını, o hücrenin yaşamını ya da hayatta kalmasını, bu evrimi sürdürebilmesi için belki yani de şöyle, o enerjiyi sağlayan hücre komutu kim veriyordu ya da? Doğru soru bu. Hani şimdi beyin komutu niye evrim var, niye evrim oldu diye İnsanlar mi soruyorsun? İnsanlar herhalde gözleri canlandıramadığı bir şey var tabii. Yani ben de derslerde anladığım zaman öğrenciler gelip ya buna pek de inanamıyoruz. Bir tanesi olmadıysa, bir tanesinin evrimini beklerken öbürleri bunsuz yapamıyorsa nasıl oldu da çalıştı değil mi? Bir
halkanın zincirleri ise bir tanesi eksik olduğu vakit o evrilirken onun evrim sürecinde diğerleri nasıl doğru bir şekilde çalıştı ama da yani sürekli bunları devam okuyarak etti. Çok rahat görebilir merak edenler. Yani o kadar seri bir şekilde bir gelişim var ki zaten yani türler arasında. Sindirim sistemi ilkokulda, ortaokulda bile okuturlar herhalde değil mi? Çok primitif sindirim sistemi olan organizmalar var. Sonra biraz daha gelişmiş, biraz daha gelişmiş. En gelişmiş olanlar yani şu gün en geliştiğini bildiğimiz sindirim sistemi. En güzel örnek gözün evrimi. Şimdi i̇şte bunu sormak istiyorum. Mesela. Gözün evrimini nasıl uygulamak gerekir? 600 ya da 700 milyon yıl önce suda yaşayan ilk çok hücreli organizmalarda bildiğimiz gibi bir göz yoktu. Sadece ışığa duyarlı bir hücre vardı. Şimdi bazı canlılar ışıktan kaçıyordu, bazı canlılar ışığa doğru gidiyordu. O gözün tek fonksiyonu ışığı algılamak. Başka bir şey görmüyor. Yani herhangi bir şekil çizemiyor. Işığa doğru gidiyor. Daha sonra yavaş yavaş bu gelişmeye başladı. Tek bir hücre yerine birkaç hücre, daha fazla hücre. Sonra göz bebeği oluştu. Yani yavaş yavaş oluyor bunlar. Ama mesela oluşurken bizim gözümüz... oluşan avantajlı duruma geçtiği için diğer organizmalara göre, oluşmayanlara göre seçilenler avantajlı. Mesela buraya bir şey ekleyeyim. Ahtapotun gözü bizden çok daha iyi. Çünkü o hep suyun içinde devam ediyor. Çok da benzer bize. Benzer ve daha iyi. Bizimki ise çok daha kötü, akılsız bir tasarım. Çünkü gözümüzün içinden şeyler geçiyor, kablolar geçiyor. Tam fotoseller yani ışığa duyarlı hücrelerin önünden kablolar geçiyor. Ahtapotta öyle bir şey yok. Çünkü bizim gözümüz karaya çıktıktan sonra evrimleşirken kablolar oradan geçmeye başladı. Yani hani bir kameranız var, kameranın önünde kablolar geçiyor. Şimdi orada ben deminden beri onu da sormak istiyordum sizlere. Sizin söyledikleriniz arasında o soruyu soracağım size. Buyurun. Bu evrimde yer atmosferinin rolü nasıl şimdi sizin tam gözle ilgili bu? Gözdeki evrimi yaratan bence atmosferin yapısı olması lazım. Yani ahtapotla karşılaştırdığınız zaman ahtapotun gözünün suyun altında çünkü ışığa şey değil. Evet çünkü biz de kalmıyoruz. Biz kalıyoruz. Suyun onun için altındaydık. Karaya çıktıktan sonra farklı. Çok az zaman geçti. Yani atmosferin şeyi nasıl bu evrimde size bilmiyorum. Peki hocam şimdi siz dediniz ki biraz önce bu akılsız bir tasarım. O zaman gözün oluşumunu bir tasarım olarak mı kabul etmek gerekiyor? Hayır, bir kinaye yaptım. Yani akıllı tasarımdan bahsedenlere. Yani akıllı bir tasarım değil. Bizim vücudumuz tasarlan. Yani biz bir robot tasarlasak böyle tasarlamayız. Peki hocam, önünden kablolar geçirmeyiz. Şimdi tabii akılsız bir tasarım başta altında şunu söylemek istiyorum. Ben hani sormak istiyorum gerçekten merak ettiğim için. Şimdi gözde iris var, göz merceği var. İşte ışığın yoğunluğuna göre göz bebeği açılıp kapanıyor. Belirli bir sistemi var. Arkada gözün yuvarlak yapısının arkasına baktığımız zaman beyni onu ileten göz sinirleri var. Şimdi ben diyorum ki evrimsel bir süreç ya bu kendiliğinden olan. Ben alsam göz sinirini başka bir yerine koysam beyni iletmez. Orada bir sistem yok mu? Bir oran. Hani siz orandan bahsettiniz. Bunun bu kadar yerli yerinde oturmasını sağlayan ne? Çünkü yerli yerinde mi acaba? Yerli yerinde değil işte. Ama ne? Görebiliyor. Ben görüyorum yani. Ama çok da iyi görüyor muyuz acaba? Valla bir astigmatım var benim. Gerisi soru sıkıntım yok yani. İyi soruydu. Şimdi ben orada bir şey de söylemeyi düşünüyorum. Yani biz küçücük yaratıklarız evrende. Dolayısıyla çok öyle... Hayır, ona baktığınız zaman Esra Hanım biz hiçiz. Aynen yani. Çünkü şimdi ben hiçliğe geliyorum. Şöyle bir tasarımla ilgili şeyleri söyleyince burada tabii çok söylenecek şey var. Birisi ben tasarımı kendisini bütün bu olağanüstü oluşumun canlıların ortaya çıkmasındaki bence arkasında bilinçli bir sürecin olduğunun en önemli delili olarak bütün bu sürecin bu potansiyeli taşımasını mesela çok önemli bir delil olarak görüyorum. Eğer ki doğanın kendisi bizatihi bu potansiyelleri taşımasa, mesela doğa yasaları herhangi bir gözü ortaya çıkartacak potansiyele sahip olmasa, doğa herhangi bir işitmeyi ortaya çıkartacak potansiyeli taşımasa, ki işitmeyi taşıyacak potansiyel hücrelerin bir şekilde işitme özelliği kazanmasından, işte ses dalgası olarak, onun bir dalga olarak yayılmasının bu evrende mümkün olmasını da kapsar. Birisi, evrene bir şöyle gözümüzü kapayıp bir baksak evrenin başlangıcına. Herhangi bir zamanla gitsek. Başlangıçta bir yokluk var, hiçbir şey yok. Ve karşımızda bu kadar büyük bir canlı türü var. Ha, bunları açıklayan dev teoriler nedir?
Ben felsefi olarak yaklaşımı böyle kurarım. Bir, bu evren ezeliydi. Yasalar da hep vardı. Veyahut da sonradan çıktı diyebilirler. Yasalar çerçevesinde ve burada şansın ortaya çıkması, o şeydeki random değil mi? Şansla şeyle bütün hepsi kendi kendine oluştu diyen bir görüş var. Diğer görüşte diyor ki bilinçli bir yaratıcı var. Bütün sürecinde o yaratıcısı, bütün şovun yaratıcısı. Yaratılış var. Ve bütün bunların ortaya çıkacağı potansiyeli de evrene o koydu. Ha, bütün süreçte onun kontrolünde olduğu için bütün bunlar ortaya çıktı şeklinde bir açıklama yapabilir. Ha, bir de şu var tabii, bir de belli şeylerdeki tasarımın eksik olduğu ile ilgili şey şu. Diyelim ki siz burayı tasarlıyorsunuz, Habertürk'ü. Habertürk'ü buranın patronu tasarlarken genelde her tasarımcı belli kendi amaçları çerçevesinde tasarımı yapar. Mesela siz burada gelip de mutfakta sabah akşam gidip de yemekler yapmaya çalışıp da çalışmazsınız diye buraya koskoca bir ev mutfağı gibi mutfak yapmaz. Veya stüdyoları ona göre yapar veyahut da yatak odası yapmaz. Ama birisi gelebilir diye ki ya buranın mutfağı küçük, aa burası eksik olmuş diyebilir. O tasarımcının siz bir tasarımın tam olmadı diyebilmeniz için bir prototip bulup aa bu daha iyiydi diyebilmeniz lazım. İki, buranın tasarım ürünü olduğunu göstermeniz için de sizin ayrıca buranın her şeyin en idealize boyutta olduğunu da göstermeniz gerekmez. Hani buranın mutfağı diyelim ki daha geniş olsa daha iyi olacağını düşünseniz de siz bu binanın tasarım eseri olduğunu onsuz da anlayabilirsiniz. Yani insanların görmesi, diğerlerini görmesi gibi. Çünkü zaten insan veyahut da birçok canlı bu dünyada sonsuza dek var olmak için var olmamıştır. Ha, bu demek ki organları bizim istediğimiz idealde olmayacaktır. Yani bizim birçok ideali belki sonsuza dek var olmaktır. Ha, bununla ilgili mesela bu tasarımın ne kadar mükemmel olup olmadığında belki bir paradigma, paradigmik diyelim tartışma konusu işte pandanın baş parmağı olmuştur. İşte panda baş parmağı işte mükemmel mi diyeyim bununla ilgili Stephen Jay Gould kitap yazmıştır. İşte pandanın baş parmağı şöyle olsaydı daha iyi olurdu. Mesela onu alabiliriz. Ondan sonra bir Japon bilim adamları Nature'dan baktığında pandanın kendi şartlarında olabilecek en iyi şekilde onu yaptığını duyuyorlar. 12 saat belki belki 10 saat diyelim o bambuları soyuyor ama yorulmuyor. Daha iyi baş parmağı olsa onu bir de ekolojik sistemin içerisinde düşünmemiz lazım. Ne olacaktır panda? Ekosistemdeki bütün bambuları yok edecektir. Sizin pandanın baş parmağının böyle olamaz demeniz için o örnekteki gibi öyle bir ekosistemin göstermeniz lazım ki pandanın baş parmağı şöyle olsaydı gerçekten bütün o ekosistem için daha yararlı olabileceği bir şey göstermeniz lazım. Bizim baş parmağımız gibi. Buyurun. Evet. Değil mi? Hayır, insanlarda baş parmağın çok önemli bir farkı var sanıyorum. Evet. Sizin dediğiniz tam panda örneği gibi bu baş parmak olmasa bizim hayatımız çok farklı bir şey olurdu insanlarda. Bizim görmemiz de bana göre şempanzelerde bu şekilde. Hayır bizim görmemizin içinde şey düşün. Bizim görmemiz, bizim türümüz içinde ne kadar iyi işimizi gördüğümüzü birisi merak ediyorsa gözünü kapatıp 3 gün dolaşsın veya 3 gün değil bir gün dolaşsın onu anlayacaktır. Ama bizim gözümüzün bir sonuçta bu bütün bir sürecin tasarım eseri olduğunu anlamamız için bizim gözümüzün olabilecek her hayal ettiğimiz şekilde en iyi olması gerekmiyor. Mesela hayal edebiliriz. Biz mesela mikroskobu bulmakla biyolojiyi bu kadar geliştirdik. Spontaneous generation yani kendiliğinden türeme teorilerinden kurtulduk. Bugün hayal işte, edebiliriz. Şimdi hayal edebiliriz dediniz. Ama buradan bizim ben biraz sonra ama, size bir soru soracağım. Bizim gözümüzün mikro seviyeyi görmemiz veyahut da astronomi de teleskopla gelişmiştir. Evet. Teleskop gibi astronomik şeyleri hem onu hem mikroskobu görmemesi. Ha, bizim gözümüzün bence muazzam bir yapı olduğunu ve bu süreç içinde ki evrim teorisine göre bile göz birbirinden bağımsız olarak 20 defa ayrı ayrı çıkmıştır birbirinden bağımsız. Bu convergence var. Bence bu convergence dediğimiz Türkçe'ye de bunu ne diye tercüme ediyoruz? Yakınsak. Diye tercüme ediyoruz. Mesela böyle olağanüstü de bir olgu var. Yani belli olgular zaten ortaya çıkması muazzam. Bir de bu doğanlar için de tekrar tekrar çıkıyor. Radar sistemi gibi, görme gibi. Yani bunlar tek bir kökten miras alınarak da sırf çıkmıyor. Birbirinden bağımsız köklerden her biri defalarca oluşan yapılar da var. Tabii o bir yerde çıktıktan sonra ayrı ayrı belki aktarılıyor. Ha, demek istediğim şey şu. Ben evrendeki bütün tasarımın en başta bu canlılardaki bu çeşitlilikten anlıyorum doğa dünyası. Bir de size şöyle bir tablo anlatayım canlılar. Ha, bir de benim hassas ayarlarla ilgili, evrenin ortaya çıkmasıyla ilgili, doğada yasaların olmasıyla ilgili bence
bunun her şeyin bilinçli şekilde yaratığı ile ilgili birçok argümanı var. Hepsini ben anlatmak isterim. Evet ama başka onların bir program hiçbirine, konusu. Tam onun başka, hiçbirine evrim teorisiyle itiraz edemeyiz. Peki o zaman biyoloji ile ilgili söyleyeyim. Biyoloji nereden nereye geldiği ile ilgili bir ipucu vereyim. Şu anda biyoloji bir tasarımı gösterip göstermediği gibi bir ufuk açacak. Bakın Aristoteles'in dönemine gittiğimizde biyolojideki klasik inanç aşağı yukarı şöyle. Kurbağa mı istiyorsun? Kurbağa istiyorsan bir tane dana leşini at şeyin kenarına, derenin kenarına. Gelsin. Onun vücudundaki leşinden kurbağalar çıkacaktır. Köpek mi istiyorsun? Şey mi istiyorsun? Fare mi istiyorsun? Köpeğin leşini bodruma at, farelere dönüştüğünü göreceksin. Ki bu şekilde canlı üretme reçeteleri bile birçok kimse veriyordu. Bizim bazı teyzeler, amcalar hala ona inanıyorlar. Balkona çöpleri at, bak böcek oluyor diyorlar. Şimdi 17. yüzyıl mikroskop, bakın canlıyla cansızı biz tarih içinde bu kadar birbirine yakın zannediyorduk. Bunu birçok İslam düşünür, Hristiyan düşünür. Mesela Farabi de böyle zannediyor, Augustinus da böyle zannediyor. Zannedilmesin ki sırf bir ateistik bir görüştür, zannedilmesin bu. Fakat daha sonra mikroskopun gelişmesiyle öyle önce 17. yüzyılda cansız maddenin bu kadar kolay canlılara dönüşemeyeceği anlaşıldı. Hiçbir çok hücrelinin çöplerden, leşlerden oluşamayacağı anlaşıldı. Canlı ile cansız arasındaki uçurum bayağı açıldı. Fakat bu da olduğunda bu sefer tek hücreler bulunmuştu. Tek hücreler de bulununca bu sefer dediler ki ya tek hücreliler spontaneous generation'da yani kendiliğinden türemeyle oluşuyor olabilir dediler. 19. yüzyılda ancak biz Mendel'e geldiğimizde Darwin'den daha sonra canlı ancak canlıdan gelebilir prensibi. Yani bakın, kalıtım 19. bilimiyle birlikte. Değil mi? 20. yüzyılın başına geliyoruz şimdi. 20. yüzyılın başına gel. Bakın canlı ile cansızın arası biraz daha açıldı. Tek hücreli de öyle cansız maddeden oluşamıyor. 20. yüzyılın başına geliyoruz. 20. yüzyılın başına geldiğimizde bir bakıyoruz hücreyi hala içi böyle karbonumsu bir yapıyla dolu, etrafı baloncuk bir yapı zannediliyor. 20. yüzyılın başlangıcı, bakın Haeckel'in yazılarına, Darwin birçok yerde. Zihindeki imaj bu. Asıl büyük değişim, biyolojiyi zıplatan değişim yine mikroskopun daha da gelişmesiyle, 17. yüzyıldaki mikroskop değil artık, elektron mikroskopların çıkmasıyla, 1950'li yıllarda protein ve DNA'nın bulunması, 53 yılı DNA'nın bulunmasıyla olmuştu. Ve şu anda karşımıza çıkan tabloya bakın, şurada yüz binlerce hücre var. Bu hücrelerin içinde DNA müthiş bir bilgisayar gibi süreci koordine ediyor. RNA'lar çok çalışkan işçiler gibi her an her yeri düzenliyor. Her bir protein bir makine gibi üstüne düşen vazifeyi yapıyor. Mitokondriler müthiş bir şekilde enerji üretiyor. Hücrenin zarı adeta bir bodyguard gibi, askeri bir şey gibi, sen buraya giremezsin, sen girebilirsin diye neyin girip girmeyeceğini müthiş bir şekilde kontrol ettiği uzak yapılarla şey var. Ve dikkat edin, canlı ile cansızın arası müthiş şekilde açıldı. Ve bunun bu şekilde ortaya çıkmasının herhangi bir evrimci yaklaşımla açıklanması da bence karşımızda ne kadar muazzam bir yapının olduğu ve teizmin yani tek tanrı dinlerin beklediği gibi bütün bir sürecin arkasında bu süreci bilinçli bir şekilde yaratan gücü olduğunu inkar etmemiz için hiçbir şey vermiyorken bence bunu anlamamız için, anlayan için daha çok veri veriyor. Ama dediğim gibi ben başlangıçta hassas ayarlarla ilgili şeyi diğerlerini anlatmazsam çünkü fiziğin içindeki hassas ayarlar veya evrenin var olması gibi oralardan daha başlangıçta. Biz biyolojiye gelmeden bence bütün sürecin arkasında bilinçli bir şey olduğu anlaşılıyor. Şimdi şunu da sormak istiyorum ben yine evrimle alakalı olarak. Kara canlılarının sudan çıktığını söylüyor evrim bize. Deniliyor ki kara canlıları eğer sudan çıktıysa neden hem suda yaşamlarını sürdürebilecek vasıflarından en azından birkaç tanesini barındırmadılar? Bazıları barındırdı. Mesela? Bazıları barındırdı, bazıları barındırmadı. Yani çıktıkları ortamda yiyecek bulmaları, orada hangi ortama çıktılar, hangi coğrafik coğrafyaya çıktılar, hangi iklime çıktılar. Bunlar hepsi çok çok önemli tabii ki. Yemek bulabiliyorsa, yaşayabiliyorsa tekrar geri dönmesine gerek yok. Ama eğer bulamıyorsa tekrar geri dönüyor. Dolayısıyla bunlar hakikaten böyle... Timsahlar hem suda hem karada yaşıyor. Timsahlar hem suda hem karada yaşıyor. Ama diyorlar ki hani niye dönmediler geri diye de bir soru var. Tamamıyla... Döndü diye, ya klasik teoride dönmüşlerdir diye. Çünkü memeliler bir daha dönüp de oldu diye teori. Aha, klasik evet. Teori. Evet, tabii yani var ama yani çıktıktan sonra da tamamıyla oradaki koşullara bağlı. İklim koşullarına, coğrafi koşullara,
çevre koşullarına bağlı. Yani biyolojiyi çevreden ayırmak mümkün değil. Organizmayı ve çevreyi, işte ekosistem diyoruz değil mi? Yani bütün fiziksel, işte kimyasal olayları hepsini birlikte düşünmek zorundayız. Bir organizma tek başına var değil. O zaman aklıma şimdi şöyle bir soru geldi. Çevreyle anca etkileşerek var. Çevreyle etkileşerek. Şimdi bir yazı okumuştum. İşte hani bu kuşların uçması evrimde. Daldan dala atlıyorlar. Uçmaları gerektiğine karar veriliyor. Yani hani bu bir ihtiyaç oluyor ve sonradan kanatlar çıkıyor evrim teorisine göre. Hayır yani. Siz de dediniz bu ya, ara fosil belki biz de olabiliriz. Şimdi biz de daldan dala atlasak bizim benim de kanatlarımız çıkacak mı? Evrimi bu şekilde anlatmak doğru değil diye düşünüyorum açıkçası. Yanlış gibi, bilgiler mi bunlar aslında? Yanlış bilgiler değil ama belki söyleyiş tarzımız fark ediyor. Yani bunların birdenbire kanatlar çıkmıyor. Biraz uçma yeteneğine belki bizim mesela iskelet yapımız, kollarımızın iskelet yapısıyla kanatların yapısı çok benzerdir iskelet yapısı olarak kemiklere baktığınız zaman. Ufak mutasyonlar yavaş yavaş birikiyor ve bu birikmiş mutasyonlar sonucu o yapılar zaman içinde bir mutasyon, bir mutasyon daha, bir mutasyon daha. Bir morfolojik değişikliğe neden olması lazım. Yani morfolojisi değişiyor çünkü organizmanın. Bunlar yavaş yavaş bir birikimle oluşacak şey. Çok uzun bir süreç içerisinde. Kambriyan dönemi canlıların bir anda kanatlar çıkamaz tabii ki yani. Bir anda olmayacak o. Yani biz de daldan dala atlarsak kuşlar gibi bizim de kanatlarımız çıkmayacak. Olmayacak. Keramet daldan dala atlamakta değil yani. Bir gün Lamarck'ı bir mekanizma bulurlarsa yeni. O zaman belki. Şimdi Kambriyan dönemi canlılarını da sormak istiyorum. Şimdi Science dergisinde yayınlanan 2001 yılına ait bir makalede yaklaşık 545 milyon yıl önce yaşanan Kambriyan devrinin başlangıcı bugün hala canlı dünyaya hakim olan neredeyse tüm hayvan tiplerinin fosil kayıtlarında aniden ortaya çıkışına sahne oldu. Yani ve bilim adamları bu döneme Kambriyan patlaması da deniliyor. Bunu soracağım ama şurada böyle bir metin var. Bu farklılaşmalı evrim ve yayılış da kendisinden daha önce yaşamış olması gereken bir grubun varlığını gerektirirdi. Ama buna dair bir fosil kanıtı yok. Bu yani, dönem için. Kambriyan dönemden önce mi fosil kanıtı yok? Bu canlı şöyle, grubuna şöyle ait olarak. Şöyle, şöyle anlatabilir miyim? Hocam biraz da Kerem Hoca anlatsın. Tamam. Sonra size söz vereceğim. Yani tekrar. Eğer orada demek istediği tam anlayamadım. Eğer Kambriyan dönemden önceye ait bir fosil yok. Diyor ki yok, bu farklılaşmalı evrim ve yayılışta kendisinden daha önce yaşamıştı. Yaşamış olması gereken bir grubun varlığın da olması gerekir diyor. Şimdi Kambriyan patlaması neden deniliyor? 3.8 milyar yıl öncesine dayanan bakteri fosilleri var. Bu hususta yani aynı özellikleri taşıyan, onlardan evrildiğine. Kaç milyon yıl önce dediniz? Şimdi 542 milyon yıl Kambriyan. 542'dir. Şimdi şöyle diyeyim. Şimdi bizim klasik teoride 4,5 milyar yıl önce dünya oluşuyor. 4,5 milyar yıl dünya önce oluşunca ilk 600 milyon yıl bir yoğun bombardıman var. 3 milyar 900 milyon yıl önce bombardıman duruyor. Yani herhangi bir canlılığa müsait bir duruma geliyor. Ve çok enteresan bir şey burada. Çok kısa sürede, daha ilk 100 milyon yılın içerisinde biz ilk hücrelerle, bakterilerle karşılaşıyoruz. Kambriyan patlamasından önce, Kambriyan patlamasının tam yapı tiplerine benzer bir yapı yok. Doğru. Sadece bir idiakara biota dediğimiz işte bir şey var. İşte bunu sormak istiyorum. Kambriyan de, hocam, Kambriyan patlamasından söyleyeyim de idiakara biotayı da bir yanlış eksik bir şey söylüyorum. Idiakara biota 600 milyon yıl önce aşağı yukarı. Fakat idiakara'da olan canlıların büyük bir şey kısmı da aşağı yukarı hiçbiri Kambriyan'dakilere de benzemezler. Tamam benzemiyor ama siz dediniz ki Kerem hocam benziyor. Şimdi benziyor mu benzemiyor mu? Benziyor derken yani bakteri fosilleri var. Ben daha aslında önce şöyle söyleniyor. Bu deniliyor ki işte evet 545 yıl önce bir patlama oldu. Bilim insanları da diyordu ki bu Kambriyan patlaması bir tip bir organizma çıktı ortaya. İşte fosilleri ama bunun öncesinde hani evrim var ya evrilerek devam ediyor ya aynı tür. Yani bir benzerlik yapısal var olarak tabii. Hiçbir benzerliği olan canlı yok. Buna katılmıyor musunuz? Aynı DNA'ya sahip. Aynı ortak DNA'dan geliyoruz tabii ki. Kambriyanlarla. Tabii ki. Burada bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Evet Caner Bey'in dediği doğru. 4,5 milyar yıl öncesinden 3,9 milyar yıl öncesine kadar bombardıman oldu.
Ondan sonra işte 100 milyon yıllık bir ara var. Ama şöyle bir kuram da var. Bu ispatlanmadı tabii. Daha önce canlılık oluştu. Ama o meteor bombardımanıyla kayalar, taşlar uzaya savruldu. Sonra tekrar gelip aynı kayalar tekrar dünyaya düştü. Yani dünyada ortaya çıkan yaşam tekrar dünyaya düştü. Bunu Kozmos belgeselinde çok güzel anlatıyor. Carl Sagan ve Şimdi Caner Bey'le birçok konuda anlaşıyoruz evrim konusunda anladığım kadarıyla. Evrimi kabul ediyor Caner Bey de. Bir tek tasarım konusunda anlaşamıyoruz. Şimdi evrim kuramı, yani modern evrim kuramı evrimin kendiliğinden gelişen bir süreç olduğunu ispatlıyor. Bunu birçok deneyle, gözlemle, şununla bununla ispatlıyoruz. Tasarıma dair herhangi bir kanıt yok ortada. Yani kendiliğinden bir süreç. Yani gözümüzün böyle oluşmasını tasarlayacak bir neden yok arkada. Tamam. Ama şöyle bir felsefi neden, bütün her şey bilinçli yaratılmıştır diye bir iddiada bulunabilirsiniz. Ama bunun herhangi bir kanıtı yok. Tabii. Şimdi benim orada söyleyeceğim şey şu. Bu Bishop Berkeley Üniversitesi'nin Amerika'daki işte ismini veren kişi. Aynı zamanda Wittgenstein'ın da söylediği şeydir. Wittgenstein bunu modernizmin yanılgısı diye söyler. Birçok bilim insanı doğa yasalarının bir şeyi açıklamasıyla tarif etmesi arasındaki farkı kaçırıyorlar der. Şimdi doğa yasaları gerçekten doğal seleksiyon olsun, elektromanyetik kuvveti olsun, yer çekimi kuvveti olsun, bütün bunlar olsun. Tamam, sürecin nasıl oluştuğunu tarif ediyor diyelim. Tarif ediyor olarak alalım. Fakat burada yine bir açıklama ihtiyacımız var. Ne oluyor da bu yasalar var? Nasıl oluyor da bu yasalar var? Bu yasaların açıklaması için de biz bir açıklamaya muhtacız. Bizim çünkü zihnimiz sadece bu yasaların işleyiş sürecini açıklamıyor. Bir fark nasıl? Orada Caner nasıl Bey. Bir fark var hocam? O fark şu, sizin dediğiniz bakın. Arada konuştuk. Şimdi fizik, yani bilim, olan şeyleri açıklamaya çalışır. Ben de gördüğü zaten şeyleri açıklamaya çalışır. Ben öyle biliyorum. Bugün biz bugünkü noktadan alırız, ne görüyorsak dünyada, yıldızlarda, galakside, daha öte galaksilerde. Mesela evrim ne asıl görüyorsan. Ya bu çok klasik bir açıklama. Bunları geri gideriz buradan. Nereye kadar biz bunları görüyoruz ve bunları nasıl açıklarız? Neptün'ün yaptığı budur. Arkasından Einstein'ın ve diğerlerinin getirdiği, Planck'ın getirdiği kuantum teorisiyle açıklamaya çalışılan Newton'la açıklanamayanlar da budur. Açıklayamadığımız yerler felsefedir, metafiziktir. Tamam. Siz insan orada o kısmını açıklayın. Size düşüyor. Tamam, ben zaten itiraz etmiyorum. Onun için ama bu tarafı fiziktir. Bakın, o tarafı tasarlanmış değildir. Biz onu anlıyoruz, biliyoruz. Evrim teorisi tasarımcıyı gösterir veya tasarlanmadığını göstermez diye bir iddiam yok benim. Ben zaten şunu diyorum. Bir teori, daha baştan dedim. Herhangi bilimsel bir teorinin dinle çatışması için ya dinin içinde bilimsel bir görüş olması lazım dedim. Mesela dünyanın yaşı onu şudur diye. Onu anlaşıyoruz. Tamam. Çatışmaz. Ben onu diyorum ki, inançtır birisi. İslam'ın içinde evrimin canlıların nasıl yaratıldığına ilgili bir açıklama yok. Bunu da bütün detaylarla cevap vermeye hazırım. Fakat bütün bu sürecin, bütün şeyin Tanrı tarafından yaratıldığı var. Dikkat edin. Nasıl olduğu, sürecin ne olduğu ayrı. Tanrı tarafından yaratıp yaratılma, Tanrı tarafından yaratıldığı, Tanrı'nın bütün sürece hakim olduğu var. Ama mekanizmanın ne olduğu şeklinde bir şey geçmiyor. Diğer taraftan bakalım, diğer taraftan bilimle dinin çatışması için bilimsel teorinin içine felsefi bir doktrin sokmanız lazım. Eğer ki evrim teorisi ve bütün süreç ve bu yasalar tesadüfen vardır derseniz, aslında siz biyolojik bir evrim teorisi değil, var olan biyolojik bir teori felsefi bir doktrinle, yani naturalizmle, yani materyalist ve ateizmle evlendirmiş olursunuz. Bizatihi evrim teorisi bütün sürecin ne olduğuyla alakalı bir teori değildir. Veya var olan yasaların kendisinin nasıl var olduğuyla ilgili bir teori değildir. Ama benim burada demek istediğim şey şu. Bilinçli bir şekilde bütün sürecin yaratıldığı, tesadüfen ve yasaların ve evrenin kendi kendine var olduğuyla açıklamasına karşı ben felsefi açıdan bunu çok daha iyi bir açıklama buluyorum. Ha niye bulduğumu da burada uzun uzadıya evren hassas ayarlarından, kozmolojik delilden hepsine kadar girmeye şunu hazırım. Sormak istiyorum. Ama demek istediğim şu, şunu bir daha tekrarlayayım. Yani biyolojik bir teorinin içinde ben ve benim bütün sürecim hiç kimse planlamadı.
kendi kendine ben oluyorum. Bu yasalarda kendi kendine vardırı bilimsel bir teori ifade etmez. Böyle olsaydı diyorum, Dobzhansky, Francis Collins örnekler verdim. Simon Conway Morris, bunlar dediğimde yani biyolojinin olabilecek en önemli isimleri. Bunların kendisi evrim teorisinin kurucuları diyebileceğimiz kişiler bugünkü işte. Simon Conway Morris, Kambriyen patlamasını mesela çalışan biri. Dobzhansky direkt genetikle birleştiren kişi, Darwinci teoriyi. Ha, bunlar o zaman Tanrı inançlarıyla evrimi birleştirmek arasında kendileri bir sorun görmezdi. Ve Darwin'in kendisi de gelgitler yaşamıştır inanç dünyasında. Fakat Darwin'in kendisinden başlayarak bu teorinin ateist bir şeyler için kullanılmasını, belli amaçlar için kullanılmasından rahatsızlığını ifade etmiştir birçok mektuplarında. Bu teorisinin olmadığını, pekala bunun bilinçli bir şekilde oluştuğu görüşüyle de birleştirilebileceğine dair ifade eder. Şunu sormak en başından beri Lyell falan da... Burada bir virgül koyalım hocam. Burada bir virgül koyalım. Çünkü çok az virgülüm... vakit kaldı. Hayır, virgül koyalım. Devam etmeyelim ona. Çünkü çok derinlere gittiniz siz artık. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi maymunsu çizimler. Çok güzel. Lede de verdi yönetmen arkadaşım Alper. Tam da bununla ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi evrimci bilim adamları bulunan fosillerden, işte kemik parçalarından yola çıkarak bazı resimler yapıyorlar ve bu resimlerde dergilerde yayınlanıyor. Mesela bunun gibi. Evet. Daha sonra işte bulunan bu Pit Down adamı var. Ondan sonra 1917 yılında Nebraska'da fosilleşmiş bir diş bulunuyor. Daha sonra bu bir insan dişidir diyor ama aslında insana ait olmadığı, o çene yapısının bir domuza ait olduğu çıkıyor ortaya. Şimdi aslında biraz da bu tarz yok, şimdi birincisi Pit Down adamında şunlar var. Hayal gücü devreye giriyor değil mi? Çünkü bir kemikten ya da bir fosilden doku ve kıl örneği oluşturmak çok da mümkün değil. Nebraska adamı da bu yanılmıyorsam. Bu bilim etiği açısından doğru mu sizce? Hayal gücünün bu tarz işte bulunan en ufak bir şeyle devreye girip bu tarz çizimler yapılması. Ben vallahi bir şey söyleyeyim. Ressam yapıyorsa kendisi. Ben orada bir şey söylemek isteyebilirim. Ne diyebilirsiniz? Yapma. Bakın, diyemeyiz bakın, yani. Bakın Türkçe'de çok güzel yapılmasa bir örnek. Yapılmasa daha iyi olur. İkisi tabii. Evrim bunlar adına. Bunlar aslında doğru şeyler değil. Doğru ifadeler hayır. Olmuyor değil mi? Bir yanlış dakika, olabilir. Pardon. Ben de bir şey hangi çözümler, hangi çizimler bunlar? Şimdi bazı çizimler kafa taslarından çıkartılmış. Yok mesela, yok bu bir tek Lucy, diş var Nebraska'da şimdi yani, ama. Örneğin Lucy. Astropikolus. Bilmiyorum bu çizimler hangisi. Gösterdikleriniz ona şimdi değil, bazı çizimler değil, hayal ürünü olabilir söylenen, ama bazı söylenen, çizimler... Söylenen örnekler sahtekarlık ürünü örnekler. Şimdi şöyle bir şey diyebilirim. Türkçe'de güzel bir laf vardır. Sui misal, misal teşkil etmez diye. Kötü örnek, örnek teşkil etmez diye. Basit bir örneğini vereyim kendi alanım. Dinin içinde bir sürü sahtekarlıklar ortaya çıkıyor. Din adına sahtekarlıklar yaptı. Buna din adına bunlar yapıldığında... dini bunlarla karıştırmamak gerektiğini söylüyor. Bunlar da bilim adına yapılan sahtekarlıklar mı? Nebraska adamı, yani? Nebraska adamı bir dişti. Bir diş üzerine çok hayali çizimler yapıldı. Nebraska adamın hayatı, karısıyla neler yaptığı, çoluk çocuğu yapıldı. Dişin sahte olduğu öğrenildi. Piltan adamında benzer bir şey var. Fakat bu belli bir konuda sahtekarlık yapılması o teoriyi komple görmezden gelmeyi gerektirmemeli. Veyahut da başka bir örnek verebilirim. Ahlak felsefesinde Darwinci şeyler olumsuz da kullanılmıştır. Hakel mesela Almanya'da yayan kişidir evrim teorisini. Avustralyalı yerlilerin daha alt tür olduğunu insanlara karşı böyle ırkçı şeyler için kullanılmıştır. Hitler'in kavgam eserinde de Hakel'den gelen diğer taraftan izler vardır. Ha şimdi bu da yani Darwinciliğin bu şekilde bir ahlaki yapıya sebebiyet vermiş olması da bence Darwinci teori görmezden gelmeye sebebiyet vermiş olmuş. Yani bir teori adına yapılan sahtekarlıklar olabilir, vardır. Evet. O da bunun da nedenini anlamak sorun değil adam. Gidiyor arazide bilmem kaç yıl çalışıyor ediliyor o kadar para ödenek yani, alıyor. Bıraksın, hiçbir çizim, şey bulmadan dönerse bir daha para ödenek alamayacak. En sonunda işte bir sahtekarlık yapıyor ediyor. Pit Down adamı sayesinde. Yani en büyük sorun burada tabii deri. Deri fosillerimiz olmadığı için mesela tüylü müydüler, tüysüz müydüler. Onlar nasıl tayin ediliyor peki hocam? Zaman içinde proteinlerin dizilerindeki değişimler var tabii. Yani protein dizilimleri değiştikçe işte tüyler azalıyor, renk değişimi oluyor. Bunları bilmiyoruz. Çok çünkü derinin fosili yok elimizde. Kerem yani biz hocam ancak size şunu sormak istiyorum. Biz aynı üniversitedeniz, siz de fizik bölümündesiniz. Fizikte çok bilinen bir yasa vardır. Entropi yasası. O yasa der ki bize kompleks maddeler bozulmaya gebedir. Yani bozulurlar zamanla. Ama evrimde bunun tam tersini söylüyor. Şimdi ne yapıyor? İşte küçük bir şeyden kompleks maddeler oluşuyor. Bu iki yasa ya da teori arasında bir çelişki var mı yok, yok mu? Bunu da güzel alalım. Güzel bir noktaya parmak bastınız. Şimdi
Antropi şu demek, her zaman düzensizlik artar. Yani sigaranın dumanı sürekli odanın içine dağılır. Gidip de sigaranın içinde toplanmaz. Tabii Boltzmann aslında bunu olasılık yasalarıyla açıkladı. Aslında sigaranın dumanını topladın, sigaranın içine girme olasılığı da var ama o kadar düşük bir olasılık ki yani milyarlarca evren yaşı beklemeniz lazım. Şimdi biz nasıl canlı yapılar oluşabiliyor? Hatta dünya yıldız gibi dünyalar, yıldızlar nasıl oluşabiliyor? Hı hı. Şimdi antropimizi düşürmek için yemek yiyoruz. Aslında biz yemek yemesek neden ölüyoruz? Çünkü vücudumuz sürekli dağılmaya hazır. Yemek yiyerek antropimizi düşürüyoruz. Dünya da güneş sayesinde antropisini düşürüyor. Aslında güneş hani bize enerji, bizi ısıtıyor lafı yanlış. Çünkü eğer sürekli ısıtsaydı kavrulurduk. Güneşten gelen ışınlar yansıyor uzaya. Canlılığın oluşması için boş yani bir soğuk uzay lazım ve soğuk uzayda sıcak bir nokta lazım, yıldız gibi. O yıldızdan gelen kısa dalga boyundaki ışın uzun dalga boyu olarak yansıması lazım. Yani güneş bizim sürekli bir antropi kaynağımız, antropi düşürme kaynağımız. Yoksa antropi artıyor normalde. Güneşten gelen fotonları, ışını bitkiler fotosentez yapıyor, glukoz üretiyor. Glukozu yiyen hayvanları başka hayvanlar yiyor. Böyle bir çevrim var. Çok yani meşhur güneş bir ortadan, üniversite sınavı sorusuydu. Güneş dedemizi yer miyiz zaman, diye. Hatırladınız mı? İşte mezarda bitki oluşuyormuş da onu yiyormuşuz. Doğru. Yani hücre ona o sirkülasyona geldi. Söyledim en basit şekilde anlatmaya çalışırsak. Hücre o formunu koruyabilmek için, o formu kazanabilmek için çok büyük miktarda enerji harcıyor. Ve enerji harcadığı zaman da bunun büyük bir kısmı bu enerjinin atmosfere ısı enerjisi olarak gidiyor. Dolayısıyla entropi artıyor çevrede. Zaten canlılığın tanımlarından... Moleküllerin hızı artıyor, etraftaki enerji artıyor. Yani yeterli bir süre beklersek evrendeki bütün yıldızlar sönecek aslında. İçinde yaşadığımız evrende, evet. Yani tırnak içinde. Şimdi şuradan devam etmek istiyorum Halil Hocam. Evet. Bir tane de şuna pardon döneceğiz. Yalnız bir makale hocam, buldum. Hocam biraz bir sonra, şey, bir hayır saniye. Ama sürem bitti. Gerçekten sormak durumunda olduğum sorular var. Şunu sormak istiyorum. Başa dönersek bu evrimi konuştuk. Bu şekilde oldu. Basit hücreliydi. Evet. İşte ne oldu sonunda? İnsanlar oldu, farklı canlılar oldu. Bir şekilde kompleks yapılara dönüştük. Evet. O zaman şunu sormak istiyorum. Buraya bağlamak istiyorum. Bu NASA'nın açıklamasıyla birlikte. Çünkü bu organik maddeden sonra NASA bize dedi ki eş zamanlı olarak geldi aslında açıklama. Evet. Önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde uzaylılarla tanışabilirsiniz. Biz de hatta dedik ki eyvah geliyorlar. Neyle karşılaşacağımızı da bilmiyoruz. Hatta bugüne kadar varlar mı yoklar mı derken ne zaman gelecekler dedik. Şimdi. Başka gezegenlerde bu bizim gezegenimizde olan şey gibi evrim mümkün olmuş olabilir mi? Olur. Hı. Şimdi, yani dünya dışı zeki yaratıklar şimdi, orada hali hazırda oluşmuş ve var olabilirler. Son yıllarda öte gezegen araştırmaları çok hız kazandı. Hı hı. Güneş sisteminin dışında bizim galaksimizin içinde veya başka galaksilerde, gökadalarda dünya benzeri gezegenler olabilir mi, olamaz mı? Ve bunlar gözleniyor. Bizde de, Türkiye'den de gözlendi. Bizim astronomi bölümlerindeki arkadaşlarımız öte gezegen gözlemleri yapıyorlar. Ama henüz binin üzerinde Jüpiter gibi bizim güneş sistemindeki gezegenler tespit edildi. Başka yıldızlarda. Ama henüz dünya gibi yaşamın olabileceği, bizdeki gibi yaşamın olabileceği tarzda herhangi bir gezegen tespit edilmiş değil. Ha, bu görülemez mi? Görülür. Bakınız 20-30 yıl içinde daha güçlü teleskoplar şu anda bizim dünyada mevcut olan en büyük teleskop, optik teleskop 10 küsur metre aynası olan teleskoptur. Hı hı. Pek yakında 2020'lerde 30 metrelik teleskobu Japonya, Çin, Amerika, Hindistan ortak yapıyorlar Hawaii'ye. Artı 39 metre Şili'ye ESO yapıyor. Bu teleskoplarla bu dediğimiz
gezegenlerde, dünya yıldız sistemlerindeki bize benzer gezegenlerde hayat olabilir bizim anladığımız anlamda. Evrim orada da sürmüş müdür? Görülecek ve göreceğiz. Peki bu ve çok yakında ve... bir şey daha söyleyeyim. Buyurun lütfen. Güneş sistemi içine daha küçük bir dünyaya gelirsek, benim tahminim önümüzdeki o dediğiniz süre içinde Mars'a gidilecek. Mars'a insanlar oturacak ve Mars'ta yaşamı kuracak. Orada yaşam önceden vardı diye şimdilik bazı şeyler konuşuyoruz. 2-3 sene önce galiba şeyindi, evet, Hawking'in bir sözü evet. vardı. Diyordu biz bu yaşamı çok fazla tüketmeye başladık. Başka bir gezegene göç etmek durumundayız. Gidilecek. Onu göreceksiniz. Tamam Kerem Hocam, peki tamam. Bu irtibat varlar mı, yoklar mı ya da oraya nasıl ulaşacağız diyor. Başka bir gezegene gitmek şart. Hawking de bunu öngördü. Bu irtibat nasıl sağlanacak? Yani bu şu bahsi geçen, siz bu kitabı söylemiştiniz, Yıldızlar Arası Bilimi diye, editörlüğünü de yapmışsınız aynı zamanda. Solucan delikleri ve Einstein-Rosen köprüleri var bildiğimiz. Acaba bu vasıtayla mı ulaşacağız şimdi biz uzayın derinliklerindeki da çok güzel anlatıyor tabii. Solucan yerlere. Delikleri spekülatif bir kuram. Ama şu anki kuramlarla çelişmiyor. Einstein'ın genel görelilik kuramı ile çelişmiyor. Fakat solucan deliği yapabilmek için gereken teknolojiye sahip değiliz. Kimi fizikçiler inanmıyorlar hiçbir zaman sahip olacağımıza. Çünkü solucan deliği için bir de biraz ekstra başka şeyler de gerekiyor. Ama uzayda başka bizim gibi zeki canlılar var mı yok mu sorusuna gelince bence varlar. Ama bunlarla şu an mevcutlar varlar. Varlar ama karşılaşma ihtimalimiz çok zayıf. Çünkü uzay çok büyük. Yani sadece bizim galaksimizde 100 milyar yaklaşık yıldız var. Bizim galaksimiz gibi 100 milyar hatta birkaç yüz milyar daha başka galaksi var. Uzayın bir ucundan bir ucuna 80 milyar ışık yılı gerekiyor. 80-90 milyar ışık yılı. Bir de bu evrimin aynısını ve tekrarlamak da. Mesafeler çok uzun. Yani solucan deliği yani yapılabilse bile aynı formlar oluşmayacak. Niye hocam? Bizim gezegenimizde yani oluşmuş. Evrende... Onların nesi eksik şimdi? Ama yani o olaylar başka şekillerde gelişebilir. Orada yani başka bir şey. Farklı oradaki coğrafi şartlar, coğrafi yapı. Yani tamam. Yakınlık İklim. Güneşe yakın. Evet. Güneş yani. Çok önemli. Oksijen olacak mı olmayacak mı? Evet. Başka bir şey mi kullanacaklar? Uzayda. Işık hızından hızlı gitme yolu bulursak solucan deliği gibi mesela, o zaman da çok fazla ihtimal var yani gidilecek yerler konusunda. Artı bir de uygarlık pencereleri diye bir mesele var. Şimdi, o nedir? Drake denklemi çok güzel bir denklem, biraz vaktimiz olsa uzun bahsederdik. Yani Drake denklemi şeyden bahsediyor işte bize benzer gezegenlerin olma ihtimali. Ondan sonra orada yaşamın ortaya çıkma ihtimali. Bütün bu ihtimalleri çarpıyor. Ama en sonunda bir nokta daha var. Medeniyetlerin ayakta kalma süresi. Şimdi evet. Uzay çok, hem zaman da çok büyük. 13.8 milyar yıldan bahsediyoruz. Yani aynı pencere içinde ışık hızından hızlı gittiğimizi, anında seyahat ettiğimizi düşünelim. Yani solucan deliğiyle. Evrenin bir ucundan bir ucuna anında gittiğimizi varsayalım. Carl Sagan'ın kontak belgeselinde gerçekleşti bu şeye, ama zaten zaman o, yok. Şeyin Yıldızlar Arası Bilimi kitabının yazarı Kip Thorne, Carl Sagan'a bu fikri veren kişi. Kontak kitabını fikri veren, solucan deliği fikrini veren kişi. Şimdi farz edelim ki solucan delikleriyle evrenin bir ucundan bir ucuna gidiyoruz. Ama o kadar çok fazla sayıda gezegen var ki ziyaret edeceğimiz, artı onların da aynı zaman diliminde yaşaması lazım. Yani uygarlık penceresi dediğimiz şey. Dolayısıyla bütün bu hesapları işin içine kattığınız zaman olasılık çok düşük çıkıyor. Yani ben çok yakın zamanda ya da çok yani binlerce yıl içinde başka bir uzaylı zeki yaşam formuyla karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Ha tabii sinyal alışverişi yapmaya çalışıyoruz ama belki de çok onlar bize ulaşacak. Küçük bir yere erişiyoruz bir. Artı tabii bu sinyalleri nasıl değerlendireceğimiz de önemli. Yani biz sadece Kaku'nun bu konuda, Michel Kaku'nun çok güzel belgeselleri var internette. Yani biz sadece belli bir frekansa bakıyoruz bu uzaylılarla yaşam, sinyal, kontak kurmaya çalışırken. Belki onlar çok farklı frekanslara bakıyorlar. Belki lazer kullanıyorlar. Yani şu meşhur bir örnek vardır hocam. Hani iki boyutlu bir fotoğraf, işte bir resim çizilir.
İşte o iki boyutlu seni duyar ama sesin nereden geldiğini anlamaz. Aslında biraz da boyut meselesi olabilir mi bu hadise? Belki biz üçüncü boyuttayız, dördüncü ve beşinci boyuttalar. Tabii. Olabilir mi bu? Eğer başka boyutlar varsa ki işte yıldızlar arası bilimi hani biraz da bunun üstüne kurgulanmış. Bunlar da spekülatif kuramlar ama şu anki fizik kuramlarıyla çelişmeyen kuramlar. Çoklu boyutlar ve ekstra boyutlar ve o da zaten çoklu evrenlere yol açıyor. Belki sonsuz sayıda evren var. Caner Hocam, çoklu evrenler hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Geçen programda çoklu yaptık Caner Hoca'yı pencerede. Yok, çoklu evrenler hakkında. Evvela bir makale vardı, onu yeni bulduğum için onu söyleyeyim. Bu gözün kablolanmasıyla ilgili 27 Şubat 2015'te American Physical Society'de çıkan makale. Mystery of the Reverse Wired Eyeball Solved. Yani burada aslında nasıl insan için gözün bu şekilde kablolu olmasının adaptif avantajı olduğunu anlatan bir makale. Onu okumanızı şey ederim. Evet, aslında şu andaki gözümüzde nasıl bir adaptif bir faydası olduğunu gösteriyor. 27 Şubat 2015 çok yeni bir makale daha. Onu okursanız burada bence güzel cevabı bulunur. Ben yani çoklu evrenlerin olmasında bir sıkıntı görmüyorum. Çoklu evrenler olabilir. Bu evren dışında tabii ki başka evrenler olabilir ama bunlar Kerem Bey'in dediği gibi bunlar çok spekülatif görüşler. Çok. Zamanda yolculuk, solucan delikleri bunların hepsi oldukça spekülatif ama güzel bir yani jimnastik, matematik. Şunu ben dikkat etmemiz lazım bence fizik yaparken. Yani fizikte yazdığımız formülün evrenle varlıksal karşılığı, yani ontolojik karşılığı olup olmadığına bakmamız lazım. Mesela diyelim ki basit bir örnek vereyim bu zamanda yolculukla ilgili şeylere. Gödel işte Einstein'ın teoremlerini Gödel çözüyor matematiksel açıdan. O teoremleri genel izafiyetle ilgili çözdüğünüzde işte zamanda yolculuk varmış gibi gözüküyor. Yani kabaca şöyle anlatabiliriz. Uzayı da bir boyut olarak ve zamanı da bir boyut olarak düşündüğümüzde şu şekilde ki bir kıvrılmadan zamanı şurasından işte şurasından şurasına uzayın geçebileceğimiz yani şekilde düşünüyoruz. İki uzak mesafeyi birden üst üste getirerek aynı nokta üzerinde yapıyoruz ki solucan delikleri bunu açıklıyor değil mi? Şimdi bunlar biraz tabii solucan, bunların arasında farklı solucan delikleri var. Siz demin isimlerini saydınız. Bu tarz görüşler var ama buradaki sorunlardan biri şu. Birincisi evrenimiz oldukça düz gözüküyor fiziğe göre. Böyle bir evren değil. Yani bu şekilde bir deminki sayfada gösterdiğim gibi içinde bir çukurun olduğu evren değil. Oldukça düz bir evren. Ondan böyle bir modele olanak vermiş. Ama vermesin. Diyelim ki verdi. Burada daha büyük felsefi sorunlar var. Sorunlardan birisi o. Şöyle anlatayım. Bence felsefiden önce fiziksel sorunlar orada. Bence de fiziki Caner sorun var ama felsefeyle ben fiziği çok ayrı alanlar olarak almıyorum. Zaten dikkat edin. Newton'un kitabının adı bile Natural Philosophy diye geçiyor. Doğru. Şöyle anlatayım. Diyelim biz bu programa başladık. Bundan 2,5 saat önce programa başladık. Yavaş yavaş işte bir ara verdik, iki ara verdik, buraya geldik. Diyelim ki biz zamanda yolculuk yapıp birinci programa gideceğiz. Önce varlıksal olarak şöyle bir şey olması lazım. Sizin başlangıçta orada bir yerde duruyor olması lazım. Yani o programın başlangıcı bir yerde duruyor olması lazım ki varlıksal olarak. O da devam etmeyecek yani. Hangi bir şekilde oraya gidelim? Ne dersiniz hocam? Yani geriye dönemiyor muyuz istediğimiz noktaya? Biz hani geriye döndükçe orada da bir süre akıyor. Bence felsefi çok büyük sorunlar var. Eğer şunu kastediyorsan. Dedeler paradoksundan fazlası var. Evreni gözlediğimiz zaman geçmişi görüyoruz. Yani tarihte zamanda geçmişe yolculuk yapıyoruz. Ama bu zamana gitmekle çok ayrı. Şimdi ayrı ama bakın. Çok ayrı zamanda. Biz bugün evrenin en uç sınırlarından ışık alıyorsak, o gelen ışık bize foton 10 milyar yıl önce yola çıkmış demektir. O tabii de ama çok farklıdır zamanı. Bu şu demek, biz 10 milyar yıl önce orada ne vardı onu görüyoruz. Yani zamana yolculuk bizim açımızdan budur. Şu ama yıldız meselesi hocam. Mesela aslında biz yıldızları onu kısaca bir açalım. Yani yıldızı baktığımız vakit o yıldız bizden kaç ışık yılı uzaklaştı? Aslında öyle. O kadar sene önce oldu. Orası öyle, orası öyle de. Bu zamanda geriye yolculuğumuzdur. Kastedilen farklı olmuştur. Yani başka türlü ne arıyorsunuz? Zamanda geriye yolculuksa işte bu. O zamanki ışığın, o cismin durumunu görüyorsunuz, nasıl bir şeydi onu görüyorsunuz. Eğer biz bunu infraredle de görebilsek örneğin,
kızıl ötesi ışınlarda görebilsek yaşam olan bir yerdeki şeye o kadar yıl önceki yaşamı göreceğiz. Ama o kadar büyük teleskoplarımız onu görmemiz mümkün değil. Ben buna katılıyorum ama zamanda yolculukla kastedilen formüllerden ayrı şeyler kastedilir. Yani gerçek bu. Bir şeye gidip aslında gerçek bu. Biz bunu yaşıyoruz. Bu tabii Halil Bey'in bu dediği kısım bilim açısından bu çok yani Halil Bey'in bu anlattığı bilim açısından tartışılmayacak. Herkesin kabul ettiği bir husus. Öbürleri spekülatif. Doğru. Yani paralel evrenler dediniz. Ben paralel evrenler farklı yanlış anlaşılmasın diye onu söylemek istiyorum. Şimdi bir tabii görünmeyen alemi paralel evren diye tanımlarsak o doğru olmaz diye peki düşünüyorum. Peki en fazla ne kadar uzağa ya da geçmişe bakabiliriz? Bunu tahlil edebildi mi bilim? Ben hemen söyleyeyim. Tabii bugün ya Big gördüğümüz... Big Bang'i görebiliyor muyuz mesela? İşte dediğim yok, o kadar gibi, değil. O kadar. 10 üzeri eksi 4 saniye yaşındaykenki durumu biliyoruz. Matematikle nüfuz ederiz. Fiziğini biliyoruz. Yani bizim gördüğümüz mikrodalga ışını... Gözle gördüğümüzü söyleyeyim. Big Bang'den 480 milyon sonraki. Gözle gördüğümüz uzaklık 10 milyar ışık yılı uzaklıktadır. Bugün tamam. Gördüğümüz sınır odur. Işık 10 milyar yıl önce biz şu anda görüyorsak 13.8... Şu anda o yıldızlar mevtadır çoğu. Evet. Yani gördüğümüz uzaklık odur. Ama bu görünen evrendir. Görünmeyen evren, o sınır yok orada. Ötesi de var ama biz göremiyoruz. Evet. Ve kütlesi bu evrendeki gördüğümüz maddenin kütlesi 10 üzeri 51 kilogramdır. Yani bu ne yapar? 10 üzeri 78 hidrojen atomu yapar. Bu 10 üzeri 21 yıldız yapar. Yaklaşık rakamlar 10 üzeri 9 1 milyar galaksi vardır bizim galaksimiz gibi. Evrenin genel içeriği budur. Gördüğümüz şeyler bunlardır. Siz bir şey söyleyecektiniz hocam. Yavaş yavaş artık ben de programı yani toplayayım. Çok da evrenler sadece görmediğimiz kısım değil tabii. Yani birçok farklı kuram var bilmiyorum vaktimiz yok hepsini incelemeye. Eğer ekstra boyutlar varsa ek boyutlar varsa mesela işte o yıldızlar arası biliminde geçen gibi yani diğer dördüncü boyutu tek bir boyut olarak ele alalım. Belki de onun içinde kabarcıklar halinde başka evrenler var. Evet. Ama bu yine de bizim içinde yaşadığımız evrenin dışındaki başka evrenler. Evet. Orada çok fazla değişik kuramlar var. Birçok kuramda yani bunu, paralel evrenleri açıklıyor diyorsunuz. Tabii hala başka teori aşamasında. Teori tamam. Yani spekülatif kuramlar. Pekala. Çok teşekkür ediyorum değerli katılımlarınız için. Efendim sizlere de çok teşekkür ediyorum bizleri izlediğiniz için. Biz bu gece evrimi ve evreni konuştuk. Nereden yola çıktık? ABD'de yayınlanan bir gözlem evinden, Massachusetts'te yayınlanan bir rapordan yola çıktık. Denildi ki uzayda insanlığın temel taşını oluşturan organik madde bulundu. Buradan yola çıktık ve hem evreni hem de evrimi konuştuk. Ama yeni yayınladılar bu raporu Caner Hocam. Şimdi devam edelim. Nasıl devam edeceğiz? Bizim kimlerle birlikteydik? Bunu da hatırlatalım. Profesör Doktor Hayri Kırbıyık'la birlikteydik. TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi Müdürü, aynı zamanda ODTÜ Fizik Bölümü emekli öğretim üyesi. Profesör Doktor Esra Battaloğlu bizimle birlikteydi. Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü. Doçent Doktor Kerem Can Koçak, İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden ve Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe bölümünden Profesör Doktor Caner Taslaman bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ederim tekrar izlediğiniz için. İyi geceler diliyorum. Cuma günü bir başka Ötek Günden programında tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.